Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS Efendi hangi sorular çıkacak ve hangi konular bizim için çok önemli biliyor musun Tonguç Elan Bey? Hocam bitsin artık LGS ha, Gerçekten ya. de herkes bitsin artık diyor ve gerçekten de biz de istiyoruz. Dolayısıyla en iyi şekilde bitmesi için sana süper taktikler göstereceğim. Biliyor musun geçtiğimiz senelerdeki bütün soruları teker teker inceliyoruz Tonguç Elan Bey'im. Ve aynı zamanda örnek sorular yayınladı Milliyetin Bakanlığı ve bunları da inceledik teker teker. Ve buradaki soruların benzerlerini zaten her sene döndürüp döndürüp soruyor Milliyetin Bakanlığı. Aynı zamanda yeni tarz ve çok enteresan sorular da karşımıza geliyor ve sana öyle taktikler vereceğim ki bu çıkmış soruların benzerleri aynı zamanda örnek soruların benzerlerini beraber çözerek ve bunlara benzer soruları senle beraber hallederek taktiklerle süper bir şekilde. Kaç hazır soru hazır hazır. hocam bugün bayağı L soru var mı? Evet tabii ki var evladım LGS'de LGS'de çıkabilecek şeyleri sana böyle belirteçlerle göstereceğim diyeceğim ki sana bak bu çok önemli aman dikkat et diyeceğim ve biliyorsunuz zaten programımıza uygun bir şekilde detaylı son tekrarlarımızı yaptık. Eğer bu video ...video izleyen arkadaşlarımız detaylı son tekrarlarımızı izlemediyse bak burada Türkçe, Matematik, Fen hepsini yayınladık seninle beraber. Burada 29 Nisan 2 Mayıs kanalımıza var zaten. Mutlaka bunları izleyin ve aynı zamanda hızlı son tekrarları da yaptık Tonguç Hanım. Artık taktiklere geldik. Yani artık LGS Türkçe'de çıkabilir, de çıkabilir geldik ve en son olarak da dünyanın en verimli yani dev sayısal ve dev sözel canlı yayınlarıyla artık seni LGS'ye uygulayacağız. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber LGS Fen'de neler çıkar? Bir kere Tonguç Hanım LGS Fen'de öğretmenlerimiz özellikle özellikle en çok çıkan soru tiplerini deneyler üzerinden yapıyor. Biraz da sana anlatacağım. Mesela bak şu tarz soru ondan sonra DNA sorusu her sene çıkıyor. Katı basıncı sorusu, DNA sorusu işte mevsimler sorusu aynı zamanda işte kalıtım sorusu her zaman karşımıza gelecek soru tipleri. Dolayısıyla en çok soru çıkan soru tiplerine bakacağız seninle beraber ve en fazla soru gelen alt konulara bakacağız hızlı bir şekilde bugün konu anlatımı olmayacak bugün çok hızlı bir şekilde seninle beraber sorular üzerine ilerleyeceğiz ve yeni nesil soruların çözüm taktiklerine bakacağız bak burada LGS de en fazla çıkan soru tiplerine bazı örnekler var. Deney Mesela, ve yaşam soruları. Aynen bak hipotez deneye ait bir düzenek soruları gerçekten çok karşımıza geliyor İşte bir hipotez yapılmış ve bununla alakalı kontrollü deneyler bak bu çok önemli bir kelime kontrollü deneyler tek değişken olan demek aslında kontrollü deneyler yapılan e, aslında deney soruları görsel yorumlama soruları işte bazı görseller verip bunu yorumlamayı istiyoruz aynı zamanda çıkarımda bulunma soruları yani bir konu verip bir deney verip bir yorumlama metni verip buradan çıkarım yapmanı bekliyor aynı zamanda deneylerde değişkenler ne değişkenleri vardı bağımsız değişken bağımlı değişken kontrol edilen değişken bunların soruları karşımıza gelebiliyor grafik yorumlama soruları karşımıza gelebiliyor ve paragraf yorumlama soruları karşımıza gelebiliyor Tonguç Erdoğan Beyim bak burada mesela ne deneyi yapmış oluyor? Fotosentez deneyi. Bak ışık var. 20 derece, 30 derece. Burada da ışık var. 20 derece. Burada kireçli su var. Burada kireçli su yok. Bak burada bu ikisine baktığımız zaman tek farklılık var o da sıcaklık. Bu ikisine baktığımız zaman tek farklılık var o da kireç suyu. İşte burada aslında bir kontrollü deney hangi iki deney düzeneğini seçerek yapılabilir tarzında sorular da karşımıza gelebiliyor. Veya buradaki grafiği yorumlama birinci maddenin basıncı, ikinci maddenin basıncı, üçüncü maddenin basıncı nasıl değişiyor? Veya burada sıvı basıncı nasıl değişiyor? Buradaki kalıtımdaki anne babanın genotipleri nelerdir? İşte bu tarz sorular karşımıza gelecek. Peki biz ne yapacağız? Nasıl çalışacağız bunları? Bir kere Tonguç Çelebi'nin çok az zamanımız her kaldı. Her gün deneme çözüyorum Dolayısıyla hocam. Dolayısıyla her gün gerçekten de açıp yapabildiğin kadar mutlaka deneme çözmeye çalış ve bu denemelerin her birisinin de lütfen ama lütfen optik formla çözülmesine dikkat et. Yani optik formları mutlaka doldur Tonguç Çelebi'nin. Çünkü alışman gerekiyor. Artık çok az zaman kaldı. Yani optik formları. O zaman ben sayfa sayfa dolduruyorsun burada. Mesela 9-10-11-12 yaptın. Sonra hemen 9-10-11-12 buradan işarete. sayısalda, da de işte 9'a B dedin. Ona G C dedin 11'e D dedin gibi bunları işaretle sayfa sayfa kodlamak çok önemli teker teker kodlamak çok amelilik oluyor ve aynı zamanda buradan çıktığı çıkan yanlışlarına da lütfen ama lütfen buradaki bizim her bir denememizin içerisinde bak burada sayısal sözel detaylı analizler var yani sen eğer 9. soruyu yaptıysan bu 9. sorunun Tonguç'um element sınıfları sorusu olduğunu ve bunu hemen tekrar etmen gerektiğini anlaman gerekiyor çünkü LGS'ye kazanan bütün birincilerin tek söylediği şey var hatalarımın üzerine gittim. Yani hatalarımızın üzerine gidersek ve bunları düzeltsek artık Hocam, süper Hocam bir tane olacağız Türkiye şey hayvan gibi çalıştım demişti. Evet, Türkiye, yani, olmuştu. Türkiye YKS birincisi şey demişti. Nasıl, ne yaptınız demişti. Hayvan gibi çalıştım demişti. Gel, gel. Bu... Bazı insanlar gerçekten çok çalışıyorlar ve inşallah onlar da başarılı olacaklar. Çünkü çalışan e, kazanır diyoruz gerçekten de. Elması kızarır diyoruz ve hadi bakalım ilk konumuzla başlayalım. Mevsimlerin oluşumuyla başlayalım. Bir kere Tomuş Ermen mevsimlerin oluşumu ve iklim ve hava olaylarından soru bekliyoruz. Mevsimlerin oluşumunda eksen eğikliği vardı. 23 derecelik 27 dakikalık bir ekseneğikliği vardı hatırlıyorsan. Ve bu ekseneğikliği yüzünden bazı önemli tarihler vardı. Hemen hatırlatmak istiyorum sana Tonguç Eren Bey'im. Burada ekvator çizgisini hatırlıyorsun. Evet hocam. Üst tarafta bunlar B ve C kuzey yarımkürede. Bunlar güney yarımkürede. Fazla uzatmayacağım hızlı geçiyorum. Mesela dünyanın sağ tarafında olduğu için kuzey güney yarımküreye daha dike yakın geliyor. Dolayısıyla bu arkadaşımızın A şehrinin bir yaz şehri olduğunu şu an için... Ve buranın da 21 Aralık olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bak eğer dünyanın pardon güneşin e, solunda olsaydı 21 Haziran olurdu. Sağında olduğu için ama 21 Aralık oluyor unutmayalım. Alt taraf yaz oluyor, üst taraflar kış oluyor Tonguç evladım Bey. Hangi şehirde yaz, hangi şehirde kış yaşanır diye bir bize sormuş. Tonguç evladım Bey A şehrinde yaz yaşanır ve C şehrinde de kış yaşanır diye söyleyebiliriz. Bu yaz, bu da kış diyebiliriz. Hangi şehirde gece, hangi şehirde gündüz yaşanır dediğim zaman tabii ki şöyle yapacağız o zaman burada da. O zaman diyeceğiz ki bir kere şöyle bir çizdik. Güneşe bakan tarafı gündüz, burası da gece. Gece. Dolayısıyla e, A ve B, A ve B gündüz diyoruz, gündüz diyoruz. E, C de gece diyoruz. Tonguç elan Bey. Ve şunu unutmayın, bak konumlarına göre gölge boylarına bakalım. En fazla gölge boyu e ne kadar ekvator'dan uzak olursa o kadar gölge boyu fazla olur. Ama bu güney yarımkürede olduğu için bu yaz değil mi? Evet. Yaz olduğu için ne olacak tamam Gölge boyu kısa olacak. Dolayısıyla bak gölge boyu gidik kadar görüyor musun? Diğerlerine göre daha düşük. Ama gölge boyu en fazla da C'de çünkü kış. bu da kış olduğu için. Bunu ikisi kışta hatırlıyorsan. Aynı şekilde birim yüzeye düşen enerji de ne kadar yaz olursa o kadar beynimizi yakmaz mı sıcaklık? Evet hocam. O zaman enerji daha fazla düşüyor üzerimize değil mi? Güneşten. Dolayısıyla A'daki enerji daha daha fazla yazın olduğu için bu da kışın olduğu için daha az diyoruz ve hemen mevsimlerin özel tarihleri o 21 Haziran bizim için yaz güney yarım kira için Kış. Harika. 21 Aralık bizim için kış. Onlar için yaz. Onlar için yaz. 21 Mart bizim için bahar, ilkbahar onlar için sonbahar. 23 Eylül bizim için sonbahar. Okullar açılıyor zaten biliyorsun. Hatırlıyorsun. Oo. Evet gerçekten 23 Eylül'de onlar için ilkbahar. Ne geçtiyse okul kelimesini ol. duymak istemiyorum. Tebrik ediyorum. seni. Verilen görsel üzerinde güven açısına göre mevsim belirleme sorulabil sorulabilir bizim karşımıza gelebilir. Tarih ve konuma göre gölge boyunu kıyaslama sorulabilir. Yani Türkiye'de gölge boyu 21 Haziran'da en azdır unutmayalım. Çünkü 21 Haziran gün dönümüdür, çok yaklaşık bu arada 21 Haziran'da. 21 Haziran gün dönümüdür ve bu dönüm gün dönümünde yazın gölge boyu çok kısa olur. Ama kışın gölge boyu ee, uzar. Çok fazla olur. Harikasın süper. Kışın 21 Aralık'ta bize gölge boyu çok fazladır diye düşünebilirsin. Ocak ayında bir çubuğun A şehrinde gölgesi B şehrinden daha uzun olduğuna göre bir kere A şehri o zaman kış mevsiminde B şehri de yaz mevsiminde. Hep kış ve yaza göre düşün Tomuçum. A şehrinin gölgesi B şehrinden uzunmuş. Gölge kışın daha uzundur. Yazın daha kısadır. bileceğiz bunu bir kere. O zaman A şehri kışta e, B şehri de yazda. Ocak ayındaymış kışta Ocak ayı bizim bizim kış değil mi zaten? Ocak evet. ayı bizim için kış. O zaman demek ki A şehri bizim gibi Türkiye'miz gibi kuzey yarım kürede bu arkadaşımız da güney yarım kürede. O zaman A kuzey, B de güney yarım küre olan o zaman cevabımızı bunu seçeriz Tonguç Aleymi. Bu yanlış bu yanlış. Ekvatorda olanlarda gölge boyu asla değişmez. Unutmayalım Tonguç Alem'i. Çünkü her zaman ekvatorun üzerine e, geliyor güneş ışınları. Dikkat edelim. Her zaman orada ilkbahar aslında. Evet geldik şimdi hemen bir soru yapalım seninle beraber. Dünya güneş etrafında olurken eksen ektiğinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı sürekli olarak değişir tamam 21 Haziran'da güneş ışınlarının öğlen vakti saat 12'de dünyaya gelişi şekildeki gibidir demiş hemen şöyle çizelim hatta onu da hop şöyle 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 evet şimdi belirtilen KLMN noktaları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlışır demiş bakıyorum bir kere hemen şöyle söyleyelim mi e, 21 Haziran'da K hangi mevsim Yaz. Yaz mevsimi harikasın. Peki e, M hangi mevsim? Kış. Süper aşağıda olduğu için kış mevsimi. N hangi mevsim? Kış. Kış mevsimi. E, L hangi mevsim? O hep bahar. O da yaz mevsimi. Aslında ekvatora yakın evet. Yaz mevsimi yukarıda olduğu için yaz mevsimi diyelim. Şimdi... K noktasının sıcaklığı diğer noktalardan fazla. Evet doğru. Çünkü burada yaz mevsimi yaşıyor, yaşanıyor. Sanır. Evet bu çoğunlukla ekvatora çok yakın olduğu için çoğunlukla bahar yaşanır unutmayalım. Bu tarihinden sonra L ve N noktalarında gündüzler kısalmaya başlar. Şimdi bir kere en uzun gündüz en uzun gündüz K noktasında yaşanır Tonguç Eren Bey. 21 Haziran'da zaten bizde yaklaşıyoruz ona. Türkiye olarak en uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşayacağız. Sonrasında gündüzler kısalmaya başlanır. Ama L ve N noktalarında L ve N noktalarında bak L noktasında tam tersi olur. Gündüzler uzamaya başlar. Çünkü burada kısalmaya başladığı için burada uzamaya başlar. Dolayısıyla gündüzler kısalmaya başlar yanlış bir Anlamsız. ifade olmuş. Saçmalık olmuş. L zaten Ekvator'da her zaman gece gündüz 12 saat 12 saat. M noktasında kış gündüzü yaşanırken L noktasında yaz gecesi yaşanır. M noktasında kış doğru harika. E, yaşanırken L noktasında yaz gecesi yaşanır. Evet burada Kuzey Yarım Küre için daha çok yaz yaşanır. ...buna doğru. N noktasında en uzun gece N noktasında en uzun gece. Evet çünkü burada en uzun gündüz yaşanırsa burada en uzun Aa, gece yaşanır. Doğru tam tersi. K noktasında en uzun gündüz yaşanır. Evet bunu da söylemiştik yani cevabımızın B seçeneği. Böyle yorumlama çıkarım yapma soruları ek şeydeki görseli yorumlayarak bize karşımıza geliyor. Nerede olduğuna dikkat edeceğiz. Burası ne demiştik? ekvator, kuzey yarım küre, güney yarım küre bununla ilgili kesin bir tane sorumuz var arkadaşlar. Yüzde yüz çıkar diyoruz böyle bir mevsimler sorusu ve hemen iklim hava olaylarına ufak bir giriş yapalım. Verilen bilginin hava olayı veya iklime ait bir bilgi olması çıkarım yapma mesela sorusu karşımıza gelmiş burada. Bak bilgiyle çıkarım yapma sorusu. Bu yılın yaz ayı genellikle yağmurlu geçti demiş. Yaşadığım yer bol yağış alan bir bölgedir demiş. Bugün öğle saatlerinde sağanak yağmur bekleniyor demiş. Şimdi bir kere bunlar hangisi hava olayı, hangisi iklim yorumlama istiyor bizden. Bak bugün öğle saatlerinde yani sadece belli bir kısa bir zamanda ve ne diyor bize burada aslında sağanak yağmur yağacak diyor. Dolayısıyla burada aslında bir bekleniyor yani bir aslında ne var? Tahmin var burada Tonguç Hərəmim. Dolayısıyla bu hava olayı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yaşadığım yer bol yağış alan bir bölgedir. Zaten bu genel olarak demek ki senelerdir insanların yaptığı uzun gözlemler sonucunda bu ay, bu yerin aslında bol yağış alan bir bölge olduğunu herkes içine sinmiş. Aynı Karadeniz bölgemiz gibi. Bu o zaman iklimdir aslında diye düşünebiliriz bu yıl yaz, bu yılın yaz ayı genellikle yağmurlu geçti. Mesela burada bu yılın yaz ayı derken normalde olmuyormuş demek ki yağmurlu geçti demiş. Bu da hava olaylarından bir tanesi yağmurun yağması kısa süreli bir olay. Yağmur yağıyor ve geçiyor aslında diye düşünebilirsin. Ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber bir soru çözelim bu konuyu pekiştirelim. İklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdaki gruplama yapılıyor demiş. Buna göre ifadelerine göre doğru demiş. Sakarya'da öğlen saatlerinde oluşan sis ve yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Bir kere bu kesinlikle ve kesinlikle hava olayı çünkü çok kısa bir sürede belirli bir bölgede meydana gelen Olumsuz hava olayından bahsetmiş tamam. Erzurum'da bir hafta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle de bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Evet bu da hava olayı bu da aslında çok kısa bir sürede e, işte kar e, bastırmış tipi olmuş sonrasında ne olmuş köy yolları ulaşıma kapanmış. Ama gelip geçici bunlar. Şimdi bakıyoruz Akdeniz bölgesinde yaz mevsiminde sıcaklık ortalaması 20 derecenin üstünde olur. Seneler boyunca Akdeniz bölgesini gözlemlemişler ve yaz mevsiminde sıcaklık ortalamasının yüksek olduğunu görmüşler ve bu bir iklimdir aslında diye düşünebiliriz. Buraya bakalım Kars'ta kış mevsimi soğuk ve kar yağışı geçecek. Bu da iklimdir. Çünkü Kars'ın ikliminden bahsediyor. Kars genellikle diyor kış mevsiminde soğuk ve kar yağışı olur diyor. Konya'da bugün öğleden sonra yağmur bekleniyor. Yani bugün öğleden sonra yağmur yağacak ve gidecek. Dolayısıyla bu da bir hava olayıdır diye düşünebiliriz kısa bir süre içerisinde. Orada her mevsim genellikle yaşıyor. Bak her mevsim genellikle hep bir genelleme, büyük bir resme bakma var aslında burada. Bu da iklimdir diye düşünebiliriz. Şimdi bakalım hava durumundaki üçüncü öncül. Hava durumundaki e, üçüncü öncül iklim grubuna aittir. Bakıyorum iklim evet doğru. İklimdeki M öncülü bakıyorum. Ordu'da her mevsim genellikle yaşlı demiş. Evet M öncülü hava durumu grubuna aittir. Hayır e, M öncülü değil L öncülü hava durumu grubuna aittir. Bu da yanlış. E, hava durumundaki bir ve ikinci öncül doğru verilmiştir. Evet hava durumundaki bir ve ikinci öncül doğru verilmiştir. Bu da doğru. O yüzden cevabımızın bir ve üç olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz ve... DNA ve genetik kod ünitemize geldik. Hızlı geçiyorum. Çok önemli çünkü bunların her birisi ve bu üniteden çok fazla soru gelecek. Çok dikkat dinleyin. DNA'nın yapısı ve eşlenmesi. Aynı zamanda kalıtım. Aynı zamanda mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji. Bunlardan en önemlisini işaretliyorum bu. Aslında bundan bir veya iki soru var. DNA'nın yapısı ve eşlenmesinden de kesin bir soru var. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Hadi bakalım bu konunun içine bir giriş yapalım. Bu mesela bir canlının genotipinden bahsediyoruz bu D aslında bunu birazcık daha e, bitişik yazmamız gerekiyordu büyük D küçük D mesela bu DNA'nın yapısı burada e, nükleotitler karşı karşıya gelmiş bu mutasyon örneği bu modifikasyon örneği kreli çağrı ve benzeri burada mesela yine adaptasyon örneği var çöle uyum sağlamış bir deveden bahsediyoruz ya yani bunların her birisi aslında kendi içinde bir örnek hadi bakalım şimdi ilk başta DNA'nın yapısı ve işlemesi. bir kere DNA atomu şöyle saç örgüsü yapısında iki zincirin birbirlerine dolaşması dolaşmasıyla oluşmuş bir yapı aslında. Bu mor zincirli mavi zincir birbirine dolanmış ve bu zincirler karşı karşıya birbirleriyle Eşleşiyorlar aslında şöyle birleşiyorlar bu zincirler karşı karşıya ve burada nükleotitler bağlanıyor birbirleriyle. Mesela adenin ile timin nükleotiti bağlanıyor. Guaninle stozin bağlanıyor. Dolayısıyla stozin de C diye gösteriyoruz bu arada. Dolayısıyla bu Eşlenmesi yüzünden bu DNA'nın iki zinciri böyle birbirlerine yapışıyor. Sonrasında saç örgüsü şeklinde yapıyorlar ki bozulmasın, kolay kolay yıpranmasın diye. Mesela çok fazla tuz tüketiminde DNA'nın uçlarının açıldığı gözlemlenmiş. DNA uçları açılırsa bu bizim için zararlı bir şey. Çünkü bu durumda aslında hücrenin en önemli beyni yani DNA hücrenin yönetim merkezi beyni zarar görmüş oluyor. Dolayısıyla hücrenin DNA'sı, hücrenin bütün şifrelerinin olduğu, bizim bütün şifrelerimizin olduğu yer aslında ve bunların içinde genler vardı ve bu genlerde de anlamlı DNA parçalarıydı ve DNA'nın yapı taşına da biz nükleotit adını veriyorduk ve nükleotit de hatırlıyorsak paşa bahçeden oluşuyordu. E, fosfat, şeker ve bazdan oluşuyordu. Baz da dört çeşit oluyordu. Adenin, guanin, timin ve stozindi. DNA'ların birbirinden farklı yapan durum da aslında bu bazların Farklı farklı dizilimleriydi. Mesela senin DNA'nda A, T, T, G, C vardır. Onun karşısında T, A, A, C G olur. Benim de yanağımda şöyle var. Şöyle mesela T A G G G var ve aynı zamanda A T C C C var onun karşısında. Mesela burada DNA'larımızın zincirlerinin içerisindeki nükleotitlerin sıralaması, içindeki sayısı ve benzeri her şey önemli. Aslında farklı farklı olmasının en önemli sebebi bu nükleotitlerin sayısı, sıralaması, bunların her birisi bizim bütün insanların bütün canlıların birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Burada bütün canlılarda DNA var ki o DNA şifrelerimizi oluşturuyor resmen kodumuzu içerisine yerleştirmiş. Allah diyoruz ve hadi bakalım şimdi kromozomla başlayalım. Şimdi kromozom aslında DNA'lar hücre bölünmesi sırasında çok hassas yapılar bunlar. Bölünme sırasında ne yapıyorlar? Paketleniyorlar proteinlerle. Paketlenip saklanıyorlar. Bu kromozom diyoruz. İnsanda 46 tane kromozom vardır. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomu. Mesela ben XY'yim bu da cinsiyet kromozomları. Ve mesela kadınlarda ise 44 artı XX oluyor. Dişiler 44 artı XX. Erkeklerde 44 artı XY oluyor. Y kromozomu erkeklik kromozomudur aslında. Ve bir çocuğun Erkek veya dişi olacağına babadan gelen X mi Y mi karar verir? Dolayısıyla baba karar verir e, bir çocuğun erkek veya dişi olacağına. Şimdi geldik buraya. Görsel yorumlama ve çıkarımda bulunma soruları gelebilir. Mesela DNA işlenmesi her sene fix. Yani gelmediği sene neredeyse yok bir soru. DNA işlenmesi donkçelam DNA DNA'lar mesela bak mavi ve... Yeşil zincir var değil mi? Bu mavi ve yeşil zincir açılıyorlar Tonguç Erdoğan Buralardan böyle fermuar gibi açılıyorlar. Ve bunların uçlarına uygun olan mesela burada diyelim ki mavide A, T, G var diyelim tamam mı? A, T, G var. Bu yeşilde ne olmak zorunda? O zaman ilk başta bunlar olmasaydı T, A ve C olmak zorunda. Şimdi bu açıldıktan sonra A'nın karşısına uygun olan şey geliyor. Nedir? T gelir. T'nin karşısına A geliyor, C'nin karşısına C geliyor. Bu inanılmaz önemli. Şu anda anlattığım şey boş değil. Kesin sınavda gelecek. Ve T'nin karşısına burada da A geliyor, A'nın karşısına T geliyor, C'nin karşısına G geliyor. Ya bakar mısın? İki tane aynısının tıpkısı DNA oluştu ve bu iki tane aynı DNA, ikiz DNA olarak aslında DNAların kromozoma dönüşmesini sağlıyor. Kromozom dediğimiz şöyle bir yapıda. Burada bir DNA, burada da karşısında aynı benzer DNA geliyor. Dolayısıyla kromozom ortadan bölündüğü zaman bir parça bir yere, bir parça bir yere gittiği zaman aynı hücreler oluşuyor mitoz bölünmede. Dolayısıyla eşlenme ile ilgili mutlaka grafik yorumlama sorusu gelebilir. Dizilimi aynı olan zincirlerle alakalı sorular gelebilir. Mesela burada dizilimi aynı olan zincirler bu D ile B aynıdır. A ile de C aynıdır zaten gözüküyor. Sen kendin ufak bir deney yaptığın zaman model çizim zaman yapabilirsin. Mesela bir soru. Birinci zincir, ikinci zincir demiş. Pardon ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Tamam. Bir DNA molekülünün kendine eşlenme modeli yukarıda verilmiştir demiş. Bakıyoruz zaman e, Buna göre DNA zincirleriyle ilgili aşağıdaki yorumlar hangisi yanlıştır demiş. Şimdi G'nin karşısına ne gelir? C gelir. Harikasın C. C'nin karşısına da? G. G gelir. Harika. T'nin karşısına ne gelir? A hocam. Harikasın A. Şimdi bunları bildik. Şimdi bir DNA eşlenmesi sırasında... Burada oluşan yeni DNA ile burada oluşan yeni DNA aynısının tıpkısı olmalı. Dolayısıyla bu GC, CG ise bu da GC, CG olmak zorunda. Bu AT ise bu da AT olmak zorunda. Dolayısıyla bunlar fix. Tamam. Şimdi ne diyor? Birinci ve üçüncü zincirler aynı nükleot dizimine sahiptir. Bir ve üç. Evet gerçekten de doğru. İki ve dördüncü zincir aynı nükleot. Evet iki ve dört aynı doğru. Üçüncü zincirin nükleot dizimi bulunamaz. Bulduk ya ne alakası var böyle bir şey yok. İkinci zincir yukarıdan aşağı doğru CGT Evet doğru. Nükleotit evet bu da doğru. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu DNA eşlenmesi konusuna göre yaptık. İki tane aynı aynı ikiz DNA oluşu unutmayalım. Şimdi geldik kalıtıma. Kalıtım inanılmaz önemli. Bak Tonguç Eren Bey, gerçekten de LGS'nin en tap konularından bir tanesi kalıtımdır. Kalıtımdan soru gelmediği sene yoktur. Mendel yapmıştır. Kalıtımın babası e, aslında nerede yapmıştır peki deneyini? Kilisede hocam. Harikasın. Kilisede yapmıştır. Bravo diyorum sana. 2023 LGS e bak. Bezeryelerde mor çiçek B, büyük B, beyaz çiçekte küçük B demiş. Hem mor hem beyaz elde edilebilen anne baba ne olabilir demiş. Çaprazlama dediğimiz şey aslında iki tane anne babanın birleşip çocuklarını oluşturması. Şimdi mesela burada bir çaprazlama var. Bu anne bu baba birleştikleri zaman ne oluşur acaba? Çok basit. Yapman gereken şey aslında punet karesi. Hemen göstereceğim ama Mendel çaprazlamasını çok iyi bileceğiz. Burada F1 dölü var. F2 dölü var. Bunlar önemli. Yapılan çaprazlamanın sonucunu yorumlamayı çok iyi bileceğiz. Sonucu verilen işte bu. Bu bu. Yani LGS'de olmazsa olmaz. Sonucu verilen yani çocukları verilen çaprazlamayla ilgili anne babanın genotipini fenotipini özelliklerini sorma sorusu ya gelmediyse ne yok gerçekten kafayı yiyeceğim fenotip ve genotip oranlarını belirleme fenotipte dış görünüş genotipte de gen yapısı aslında bunların oranlarını yüzde kaç böyle yüzde kaç homozigot yüzde kaç heterozigot işte sallıyorum yüzde kaç e, mor yüzde kaç beyaz çiçek şeklinde yorumlama yapabilirsin. Mesela hemen seninle beraber şunları bir başlayalım. Bir kere bu arkadaşımız Mendel çaprazlamasındaki homozigot baskın yani saf döl baskındır. Bu arkadaşımız yine saf döldür ama bu saf döl çekiniktir. Bunları çaprazladığımız zaman Mendel çaprazlamasına göre bunları çaprazladığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Hatta şöyle hemen sana beraber bir tane punet karesi yapıyorum. Bak bunu yukarıya yazıyorsun. Ee, sağ iki tane. Ee, bunu da aşağı küçük küçük yazıyorsun. Burası boş kalıyor punet karesinde. Tamam Hatta P de yazabilirsin buraya. Şöyle tarıyorum. Şimdi bak, burada bu ikisini birleştirdiğimiz zaman büyük A küçük A. Bu ikisini birleştiren büyük A küçük A. Bu ikisini birleştiren büyük A küçük A. Niye küçük A'yı başa yazdım? Çünkü her zaman büyük harf varsa büyük harf başa yazılır. Bu ikisini yazdığım büyük harf büyük A küçük A. Çocukların hepsi aynı çıktı. Bak hepsi heterozigot yani melez çıktı Tonguç'a. Bak bunlara saf dölü diyorduk. Bunlar da melez bizim için. Bu çocukların hepsi buna F1 dölü diyoruz. Yani birinci kuşak diyoruz Tonguç'un. Bu çok kullanılan bir kavram. Ve yüzde yüz yüzde yüz dikkat et bunlara. Yüzde yüz melez çıktı aslında bu. Tamam sonrası bunları çaprazladığın zaman kendi arasında iki tane çocuğu çiftleştirdiğin zaman ne çıkacak? Burada da hemen sana bak, en önemli çaprazımı bu arada bu. Yani bu her zaman çıkıyor. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A. Anneyi buraya yazdım babayı buraya yazdım. Tamam eyvallah. Burada bu ikisini birleştirdiğim zaman hemen bunları yazıyorum bak. Büyük A büyük A. Bu ikisini birleştirdiğim zaman büyük A küçük A. Bu ikisini birleştirdiğim zaman büyük A küçük A. Bu ikisini birleştirdiğim küçük, küçük A küçük A. Dolayısıyla Burada dikkat edelim Tonguç Elal Burada e, bu ikisi melez çıktı. %50 elli melez. Hatta F2 dölü diyelim buna. F2 dölü. Elif dölü. Yüzde elli. Yüzde elli melez çıktı. Bu çok önemli. Bu ikisi yüzde elli. saf döl çıktı. Ve çok dikkat edelim. Eğer bu büyük harf, büyük harf mesela mor olsun. Küçük harfte beyaz olsun. Tamam mı? Burada Hangi renktir bu mor bu da mordur, bu da mordur. Çünkü büyük harf küçük harfi ezer. Dolayısıyla %75 mor çıktı fenotip oranında. Fenotip oranında. Şu anda yazdıklarım fenotip. Bunlar genotipti. %25 de 25 de e, beyaz çıktı ve bunu şöyle yazarlar. %75'e 25'i şöyle yazarlar. 3'e 1 oranı diye yazarlar. Sınavda mesela geçen senelerde çıktı bu. Çok önemli. 3'e 1 oranı diye yazarlar. Sen bunu gördüğün anda Bak bunu gördüğün anda yapman gereken tek şeyi sana söylüyorum. Üçe bir oranını gördüğün anda diyeceksin ki anada babada melezdir arkadaşım. Yani annede de babada da bir tane şu küçük çekinik karakter vardır ve bu melezdir. Yani büyük harf küçük harf büyük harf küçük harf şeklinde düşüneceksin. Eğer bu oranı görürsen eğer bu oranı görürsen yapman gereken tek şey yani dört çocuktan bir tanesi şey derse e, çekinik karakter derse al sana çekinik bak e, siyah ördek e, sarı, sarı 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 ördek siyah ördek gibi düşün. burada anne babanın melez olduğuna yüzde yüz bununla alakalı soru geliyor her sene yani imkansız gelmediği sene yok ama farklı sorular da gelebiliyor mesela şunla ben benzer bir soru geldi mesela bu ikisinin çaprazlanması ne olur bak gel seninle beraber bu ikisinin çaprazlanması ne bu önemli çünkü büyük b küçük b buraya yazdım şu anneyi buraya yazdım babayı da buraya yazıyorum küçük harfle bu ikisini birleştirdiğimiz zaman Büyük B küçük B. Bu ikisinin birleştiği zaman küçük B küçük B. Bu ikisinin birleştiği zaman büyük B küçük B. Bu ikisinin birleştiği zaman, zaman, zaman küçük B küçük B. Burada da %50, %50 çıktı. Yani dikkat et burası ikisi de %50 melez, %50 saftör. %50 baskın karakter neyse bilmiyorum mor olabilir. Burası mordur mesela. Bu da beyazdır. Mor, beyaz. %50'ye %50. Yani aslında birebir oran var burada. Ee, birebir oran. Gördüğün anda diyeceksin ki o zaman bir tanesi e, çekinik, bir tanesi çekinik, diğeri de e, melez diye düşüneceksin. Çekinik mi me melez şeklinde düşüneceğiz. Eğer yüzde yüz bak burada yüzde yüz melez çıkmıştı. O zaman bö böyle olacak. Zaten aynı anne babanın olduğu gibi. Farklı farklı örnekleri de karşımıza gelecek. Mesela bir soru çözelim. Bunu sorunun üzerinden daha rahat anlarız. Bezelye bitkisinde bunu çok uzun anlatıyorum. Çünkü bundan kesin iki tane bir veya iki tane soru gelecek. Çok önemli. Bezelye bitkisinde sarı tohum rengi yeşil tohum renginde baskınır demiş tohum rengi bakımından iki farklı çaprazlama aşağıda verilmişti demiş. Birinci çaprazlama büyük B küçük B. Hemen bunları görünür hale getiriyorum bu arada. Bunlar birazcık görünmez olmuş kusura bakmaya. Tonguç evladım benim. Büyük B be, küçük B küçük B küçük B küçük B küçük B küçük B. Bu i, birinci çaprazlama buymuş. Şimdi devam ediyorum. İkinci çaprazlama büyük B be, büyük B ile Küçük B küçük B diye yani Mendel çaprazlaması gibi büyük B küçük B hepsi melez hepsi melez e, bireyler ortaya çıkmış. Burada ise %50'si melez, %50'si çekinik çıkmış. Şimdi diyor ki ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiş demiş. Fenotip oranları %50 %50. Evet doğru. Burası sarı, burası da yeşil. Büyük harf sarı olduğu için burası sarı, burası yeşil. Doğru. E, buraya bakıyorum. E, burada yüzde %100 %100 melez. Bu niye yan, bu yanlış olmuş ya burası? Burada bir burada bir hata var. Dur düşünüyorum. Buna göre çizilen grafiklerin hangileri çaprazlamadan herhangi birine ait değildir. Çünkü ben bunu anlamadım. Ama buraya bakalım. Genotip aranı %100 melez. Evet %100 melez. Bu da doğru. Bu da doğru. %50 sarı, %50 yeşildi. Bak bu sarı. Bu da yeşil. Doğru. Buna bakalım. Fenotip yüzde %100 sarı. Bunların hepsi yüz sarıdır. Hepsi sarı olduğu için. Çünkü büyük harf, küçük harf ezer. E, melez olduklarından dolayı. Bu da bir, bir şeye ait. Ama bu arkadaş hiçbir şeye ait değil. Yüzde %75, %25 onu genellikle işte demin söylediğim gibi anne babanın melez olduğunu. Ama burada e, dikkat et yüzde %75 melez demiş. Böyle bir oran zaten hiçbir çaprazlamadan çıkmaz diyoruz. Şimdi hızlanıyoruz. Mesela bak mutasyon modifikasyonla paragraf ve görsel yorumlama sorusu gelebilir karşımıza. Burada 18 derecede, 32 derecede, 37 derecede büyütülmüş bazı arıların vücut renklerine bakıyoruz. Yumurtaların yerleştirildiği sıcaklık aslında bunlar. Verilen durumun mutasyon veya modifikasyon olma durumu bulunup sonrasında yorum yapma sorusu gelebilir. Mesela burada sıcaklık dış faktörlerden dolayı arıların görüntüsünde meydana gelen bazı değişimler ama burada dikkat edelim. Arıların gen yapısı değişmiş mi? Gen yapısı değişmesi mutasyon demekti. Bu mutasyon Gen işleyişi değişmesi ise modifikasyon demekti. Bunların iki farklı ayrımı vardı. Mutasyon kalıtsal olabiliyor ve gerçekten de genlerin yapısı bozuluyor. Sıralaması ve benzeri değişiyor. Burada ise genlerin sadece işleyişi değişiyor. Dış faktörler ortadan kalkınca e, tekrar eski haline dönüşebiliyor ve genler bozulmuyor aslında. Burada mesela sıcaklık deneyinden dolayı ve burada... Ee, vücut renklerinin aldığı şekillerden dolayı dış görünüşünde olan değişiklikler o zaman bunun direkt modifikasyon olduğunu söyleyebiliriz. Mesela burada bazı örnekler var modifikasyona lütfen bunları hatırlayalım. Tomuç'um çuha çiçeği, çuha çiçeği çok sıcakta büyütülürse kırmızı renkli, daha soğukta büyütülürse beyaz renkli olabiliyor. Veya işte kraliçe ağrı arı sütüyle beslenip de oluşuyordu. Eğer... Normal polen polenle beslenirse de işçi arı oluşuyordu. Veya işte Himalaya tavşanı, bunların hepsi modifikasyon örneğidir. Hatta bir tane daha örnek vereyim. Sirke sineği de kıvrık kanatlı olup olmaması da aslında modifikasyon örneğidir. Zaten ben bunları görünce direkt diyorum modifikasyon örnekleri. Bunun gibi birçok örnekte verilebilir. Unutma, dış koşulları değiştiriyorsun, canlının görüntüsünde bazı değişiklikler oluyor. Mesela ben e, cime gittim, böyle kas yaptım, canlının görünüşünde değişikler oldu veya işte bronzlaştım, canlının görünüşünde değişikler oldu. Ama tekrar söylüyorum, gen yapım değişmiyor ki ya benim. Dolayısıyla geldik şimdi adaptasyona. Şimdi adaptasyonda ise bilmemiz gereken görsel ve paragraf yorumlama, çıkarım yapma soruları çok popüler. Mesela 2023 LGS'de balıklarda penguenlerin yumurtalarıyla veya yavrularıyla beslenebilen bir martı türünün nokta nokta ölü hayvan değiştirileri de beslendiği bilinmektedir. Nokta nokta martı türü çok soğuk iklim bölgelerinde yaşamaya uyum sağlamıştı. Bak uyum. Uyum zaten adapte olmak demek. Adaptasyon demek. Buna göre bu martı türüyle ilgili Hangisi doğrudur demiş bize. Mesela böyle bir soru gelebilir, böyle bir kalıp gelebilir. Verilen paragraftan adaptasyon çıkarımı yapıp yorumlama aslında burada bir e, cevaplarda da adaptasyonla alakalı bir gönderme olacak ve biz onu seçeceğiz. Varyasyon doğal seçilim kavramları da önemli. Varyasyon da türler farklı farklı e, karakterde bireylere sahiptir ve bu farklı karakterdeki bireylerden güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir. Doğal seçilimde prensibidir diyoruz ve hemen geldik biyoteknolojiye biyoteknolojide de deney yorumlama çıkarım yapma ve görsel yorumlama soruları gelebilir. Mesela burada kalıtsal olarak hasta karaciğerden hücre alıyorsun. Uygun ortamda büyütüyorsun bunları. Sağlıklı gen aktarıyorsun bunlara ve gen aktarılmış hücre bireye geri naklediliyor ve karaciğer tedavi ediliyor. Mesela bu biyoteknolojik çalışmaların bir tanesi aşı üretimi, işte meyveli yoğurt üretimi, vitamin haplarının üretimi, antibiyotik üretimi, işte gen tedavisi genetik mühendisinin alına gidiyor. Aynı zamanda klonlama, e, DNA DNA parmak izi bunların hepsi biyoteknoloji ile alakalı. Bunları da unutmayalım. Bu biyoteknoloji ile alakalı birçok canlı teknoloji demek birçok farklı yorum sorusu gelebilir. Bizim oradan metni okuyup ona göre yorum yapmamız önemli. Mesela bir soruyla beraberiz. Şimdi dikence balıklarının denizde yaşayanlarının vücutlarının bazı kısımlarında kemik benzeri dikensi çıkıntılar bulunmaktadır. Tamam eyvallah. Böyle uzun uzun metinler verecek bize ne yazık ki sınavda da. Bu çıkıntılar dikence balıklarının avcılardan korunmada yarar sağlamaktadır. Tatlı sularda yaşayan dikence balıklarında bu dikensi çıkıntılar az gelişmiştir veya hiç gelişmemiştir. Dikensi yapıların gelişmesini sağlayan aynı gen hem denizde hem tatlı suda yaşayan bireylerde bulunmakta ancak işlevleri değişerek etkileri fenotipte farklı şekilde gösterilmiştir. Yani tatlı sular da farklı oluyormuş, tuzlu da farklı oluyormuş. Dikenleri bunların daha az, bunların daha fazla oluyormuş. Tamam. Buna göre dikence balıklarla ilgili aşağıdaki açıklamalar hangisi hatalı demiş. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bu soru bir kere bulunduğu ortama uyum sağlamayla alakalı. O zaman neydi bu? Adaptasyon hocam. Harikasın, süpersin. Bakalım. Suyun e, adaptasyon, bravo diyorum sana, suyun tuzluk oranı diken oluşumundan sorumlu genlerin nükleotit dizilimini etkilememiştir. Şimdi bir kere suyun tuzluk oranı e, genlerin nükleotit dizilimini etkilemez zaten. Böyle bir şey yok. Yani e, tuz fazla olduğu için gen yapısı bozulmaz. Gen yapısını bozan, mutasyona sebep olan faktörler mutasyondur. Kimyasal maddelerdir. Bunun gibi böyle e, büyük değişimler. Dolayısıyla bu... Ee, doğru bir ifade, doğru etkilememiştir. Gen yapısı bozulmaz. Tatlısı dikenlerden sorumlu genlerde mutasyon oluşma neden olmuştur. İşte bu hatalı. Çünkü tatlısı neden mutasyona, genlerin yapısının bozulmasına yol açsın ki? Bu saçmalık olmuş. Devam ediyorum. Diken oluşumundan sorumlu genler, tuzsuz ortamda pasif duruma geçebilir. Evet, burada aslında e, burada mantıklı olarak genlerin işleyişinde bir değişim olmuş. Yani Buradaki dış koşullardan dolayı modifikasyona ondan sonra da oradaki çevreye uyum sağlamaya başlamış. Bu doğru olabilir. Ortam farklılığı genlerin yapısını değiştirmeden işleyişini değiştiriyor. Mesela burada gerçekten de işleyiş olarak işte burada yetişenlerde dikenler az. Burada yetişenlerde dikenler fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Genlerin işleyişi yani modifikasyona uğramış aslında burada. Ama mutasyon değil çok dikkat edelim diyoruz. Tatlı su veya tuzlu su mutasyona sebep olacak bir etkiye sahip değildir. Aşağıda bir yöntemle aşı üretimi gösterilmiş demiş. Bak mesela burada plazmit varmış. Hastalık geni alınıyormuş. E, ee, sonra hastalık yapıcı gen. E, gen aktarılıyormuş. E, ve hastalık yapmayan bakteri. Hastalık geni bulunan plazmit çoğaltılıyor. Ve aşı yapılıyor. Ve aşı da insanlara uygulanıyor. Ve dolayısıyla insanlar o hastalığı tanır hale geliyor. Ve onlara, karşı antikor üretiyor. Onlara karşı e, koruyucu kalkan üretiyor aslında. Yapılan çalışmayla ilgili falan hangileri doğrudur? hastalık yapmayan bakteri plazmidi'nin yabancı gen taşıması sağlanmıştır. Evet, plazmidin aslında ne, ne, ne yapmış? Yabancı geni buna aktarıyoruz. Gerçekten de e, burada e, bunun aslında bir gen taşıması sağlanmış. Bu doğru bir ifade. Devam ediyorum. Aşı biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilmiştir. Evet zaten bütün bu yapılan şey biyoteknolojidir. Çünkü aşı üretimi de biyoteknolojinin parçasıdır. Üretilen bir aşı çok sayıda farklı hastalık için kullanılabilir. Hayır bir gen sadece belli bir hastalığa yönelik tedavi için kullanılabilir. Çünkü her gen aslında sadece belli bir özelliği kontrol eder. Burada da sadece belli bir hastalığı çözmeye çalışıyoruz. Bu saçmalık olmuş. Cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik basınç konumuza. Basınç konumuzdan da katı, sıvı ve açık hava basıncımız vardı. Ve basıncı günlük hayatta kullanımı vardı. Günlük yaşamda e, örnekleri vardı. Mesela burada bir katı basıncından söylüyoruz. Mesela buradaki soldakinde mi daha fazla basınç vardır? Sağdakinde mi daha fazla basınç vardır? İki tuğla da aynı büyüklükte aynı e, kütle diyelim. Soldaki harikasın soldakinde. Çünkü daha dar alanda daha yüksek basınç var. Süpersin harikasın. Şimdi burada mesela e, sıvı basıncında neden bu alttaki daha fazla fışkırıyor? Çünkü derinliği daha fazla olan basıncı sıvı basıncı daha fazla diye düşünebiliriz. Burada mesela açık hava basıncının değişiminden söz etmişiz. Basıncın zamanla değişiminden söz etmişiz. Şimdi İlk başlığımız katı basıncı. Katı basıncı da mesela 2023 LGS'de çok enteresan bir soru çıktı. Mesela demiştik ki bize şöyle iki tane cismi e, kütlelere eşit olan iki tane cismi böyle koyduğumuz zaman bunların kütleleri eşitmiş bunların aslında. Kütleleri koyduğumuz zaman A'nın daha fazla kumda iz bıraktığını gözlemledik. Dolayısıyla A'nın basıncı B'den fazla. Peki neden A'nın basıncı B'den fazla olur? Kütleleri eşit olmasına rağmen ağırlıkları eşit olmasına rağmen. Çünkü A'nın yüzey alanı demek ki daha darmış. Sonrasında sonrasında bize şöyle bir şey dedi. İkisini de C levhasının üzerine koydum dedi ve eşit alandaki C levhaların üzerine koydum dedi ve burada da ikisinde de eşit iz bıraktığını gör, gözlemledim dedi. Yani 2023 LGS çıkan soruda bu nasıl olabiliyor? O zaman eşit iz demek eşit basınç demek. Demek ki ağırlıkları aynı ve yüzey alanları aynı olunca basınçları aynı oluyor ama ağırlıkları aynı, yüzey alanı bunun daha az, bunun daha fazla olduğu için demek ki A'nın yüzey alanı daha azmış diye düşüne, düşünebiliriz. A'nın yüzey alanı yani taban alanı daha küçük olduğu için burada basıncı daha fazla daha fazla iz bırakmış şeklinde yorum yapmamızı bekliyordu sınavdaki sorudan. Bu kadar basit aslında soru. Bak mesela burada da e, 4 tane 5 tane kitabı böyle dizmişiz. Sonra bunları ikili ve üçlü şeklinde ayırmışız, koymuşuz yere. Burada basınç nasıl değişir diye bize bir soru vardı. Basınç nasıl değişiyor biliyor musun tunguçum? 5 kitap 500'e alanı 2 kitap 200'e alanı 3 kitap 300 yıllık basınç aynı. Yani bunda da bunda da bunda da bütün basınçlar aynıdır diyoruz. Çünkü ağırlık ve yüzey alanıyla değişiyordu basınç. O zaman 5'e 5, e 5. 2'ye 2, 3'e 3, e 3 birbirine böldüğün zaman 5 bölü 5, 2 bölü 2, 3 bölü 3 kaçtır? 1 hocam. Harikasın bravo diyorum sana ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber bir de sıvı basıncı ile alakalı bazı özel e, sorular çıktı karşımıza. Mesela derinlik ve basınç sorusu karşımıza geldi. Ne kadar derindeyse o kadar basıncı daha fazladır. Bak dikkat edelim mesela burada sus, derinliğini ölçen e, basınç ölçer şurada dolayısıyla bu mesafenin derinliğini basıncını, basıncını ölçer diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bir derinliği ölçer aslında burada. Ama aşağı koyulsaydı buradaki gibi mesela bu kap dolu olsaydı buradaki basınç buradakinin iki katı olurdu. Yani burada ölçülen basıncın iki katı olurdu buradaki basınç. Çünkü daha derinde veya buradaki de aynı şekilde buradaki ile buradaki aynı olurdu. Bu kap tam dolu olsaydı diye düşünebiliriz. Ve e, hipotez deney soruları yine burada karşımıza gelebilir. Unutmayalım. Mesela burada sıvı basıncı derinlik ilişkisi çok önemli. Sıvı basıncı yoğunluk ilişkisi çok önemli. Ve aynı zamanda deney düzenine bağlı grafik yorumlamada karşımıza gelebilir diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber birkaç soruyla bu işi pekiştirelim. Katların bulundukları zeminde oluşturduğu basınç temas eden yüzeyin alanı ve ağırlığına bağlı olarak değişir demiş. Tamam. Özdeş dolular şekilde gibi yatay zemin üzerinde yerleştiriliyor demiş. Tamam görüyoruz. Üçer tane tuğla. Burada ikişer bu iki tane bu da üç tane. Tamam eyvallah. Şekillerde yanılmak. aşağıdaki hipotezleri kuruyor demiş. Buna göre yukarıdaki hipotezleri desteklemek için hangi düzenekler birlikte incelenmelidir? İşte tam bir LGS sorusu. Buradaki kontrollü deney mantığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Mesela bu ikisine baktığımız zaman ikisinde de ağırlıklar aynı. Ağırlıklar aynı. Üçer üçer. Ama yüzey alanları farklı. Burada böyle bir yerin üzerine oturuyor aslında. Bu yerin Burada ise şöyle e, ...eşek kadar bir alanın üzerine oturuyor. Dolayısıyla burada bu ikisine baktığımız zaman... ...birinci hipotez mi... E, ...bak ağırlık ve yüzey alanı değiştirilmediğinde... ...ağırlık sabit kalıp yüzey alanı arttırdığında ...katı basıncı hazır. İşte bunu deneyebiliriz burada. Mesela bak ağırlık değişmeyip 3'e 3... E 3 Yüzey alanı arttırıyoruz. Yüzey alanı burada ilk bu kadardı. Şimdi iki katına, üç katına çıkıyor. Dolayısıyla burada aslında 1 ve 3'ü kullanarak bunu deneyebiliriz. Şimdi ağırlık ve yüzey alanı değişmediğinde katı basıncı sabit kalırı tespit edeceğiz. Burada dikkat edelim. E, bu ikisini alırsak, bu ikisinin de ağırlıkları aynı 3'e 3. Üç. E, yüzey alanı değişmiyor. O zaman katı basınçları aynıdır diye düşünebiliriz burada. E, dolayısıyla 2 ve 4'ü de burada alabiliriz diyoruz. Şimdi dikkat edelim şu ikisine bakarsak neyi alabiliriz? Bak bu da çok önemli soru. Şu ikisine bakarsak bu ve bunun tek bir fark var. O da nedir evladım benim? Ağırlık hocam. Harikasın ağırlık bravo diyorum sana. Çünkü burada 3 tuğla var. Burada iki tane tuğla var. Bunların yüzey alanları aynı olmasına rağmen buradaki ağırlık daha fazla buradaki ağırlık daha azdır diyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı diyorum ve hemen bir sıvı basıncı soracağım. Aşağıdaki ayırma hunilerinde birbiri içinde çözünmeyen yoğunlukları farklı A, B, C, D, E sıvıları verilmişti demiş. Tamam. Her bir ayırma hunisinin altında numaralanmış özdeş bir çift kap vardır. Bakıyoruz ve Hunilerin içindeki sıvılar her kapta tek tür sıvı olacak şekilde sırayla boşaltılacaktır demiş. Tamam. O zaman demek ki bunu açtığımız zaman ilk başta B boşalır buraya. Sonrasında ikinci kaba sırayla da A gelir. Tamam. Burada mesela bunu açtığımız zaman ilk başta D boşalır. Sonrasında C de 4. kabası var falan filan. Bu sıvılar kullanılarak kapların tabanında oluşan sıvı basıncının yoğunluk ve derinlik ile ilişkisini incelemek için deneyler yapılacaktır demiş. Neydi? Sıvı basıncı yoğunluk arttıkça artardı, derinlik arttıkça artardı. Unutmayın. Buna göre deneylerin amacına ulaşabilmesi için seçilmesi gereken kapların numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Burada hemen bu ilk başta B, bir de B sıvısı olur, iki de de A sıvısı olur, üçte D sıvısı olur, dörtte de C sıvısı olur, beşte C sıvısı olur, 6'da da ...E sıvısı olur. E, B, e, 7'de E sıvısı olur. İlk başta o akar çünkü... ...sonrasında yukarıda olan da... ...8'e e akar. Yani B'de 8'e akar. Şimdi... ...bak 1 ve 8'de B sıvıları var. 5 ve 4'te C sıvıları var. 6 ve 7'de E sıvıları var gibi düşüneceğiz. Şimdi... ...sıvı basıncının yoğunlukla ilişkisini araştırmak istiyorsak... ...bir kere... Eğer böyle bir şey araştırmak istiyorsak yoğunluğun tek farklı şey olması gerekiyor. Yani yoğunluğun farklı olması gerekiyor. Şimdi özdeş kaplar var burada aslında ve aslında e, yoğunlukları farklı sıvılar verilmiş ve dikkat edelim buradaki daha dar buradaki daha geniş daha dar daha geniş yani aslında şuradaki B sıvısı ya, buradaki B sıvısı farklı hacimlerde o zaman ben bu kapların içine koyduğum zaman Buradaki B sıvısının yüksekliği daha fazla olacak. Buradaki B sıvısının yüksekliği daha az olacak. O zaman ben bu ikisine bakarak yani 1 ve 8'e bakarak sıvı basıncının derinlikle olan ilişkisini araştırabilirim aslında. Sıvı basıncının çünkü buradaki B sıvısı buraya kadar kabın hepsini dolduracak. Hatta şöyle onun rengini de yapalım. Buradaki B sıvısı kabın hepsini dolduracak. Buradaki B sıvısı kabın yarısını dolduracak. Çünkü daha dar bir yerde bulunuyor bu. Dolayısıyla 1 ve 8'e bakarak sıvının basıncının derinlikle ilişkisine bakabilirim. 3 ve 5'e bakarak bakıyoruz. 3 ve 5. Bu ikisinde de dikkat edelim. İkisi de dar yerden almış sıvıyı. Dar yerden almış. Yani burada kırmızı bilmem nereye kadar yarısına kadar doldu mesela. Burada yarısına kadar doldu. Burada yeşil yeşil yine 5'te de yarısına kadar dolacak. Dolayısıyla aynı yükseklikte ama farklı sıvılar o zaman 3 ve 5'te de sıvı basıncının yoğunlukla olan ilişkisine bakabilirim. Dolayısıyla neyi araştırıyorsak sadece o farklı olmalı. Zaten kontrollü deneydeki en önemli gösterge budur diyorum. Ve madde ve endüstri yani en fazla soru çıkan ikinci ünitemiz gerçekten de DNA ve genetik koddan sonra en fazla soru gelen ikinci ünitemiz. Çünkü çok kapsamlı. Periyodik sistemle başlıyor. Fiziksel ve kimyasal değişimler. Sonra kimyasal tepkiler ki çok önemli. Her sene sorusu var. Asitler ve bazlar ilk kısmıydı. Sonra ikinci dönemde ısı öz ısı ve hal değişimi olmak üzere ve Türkiye'de kimya endüstri ama buna bakmayacağız bile. Buradaki önemli başlıklardan kesinlikle bak bu bir, garanti, bu bir soru garanti. Bu bir soru garanti. Bu bir soru garanti. Bu bir soru garanti. Bu da belki soru gelebilir. Dolayısıyla bundan veya bundan bir soru sıfır soru yazıyorum buraya. Dolayısıyla toplamda dört tane belki de beş tane sorusu var. O yüzden aşırı değerli bir ünitesinden uçalanmıyorum. Pür, pür dikkat beni dinle gerçekten önemli bir ünite burada mesela kimyasal tepkimelerle alakalı bağ kırılması bağ oluşumu işte iki farklı madde girenler ürünler şeklinde bazı özellikleri göstereceğiz atom sayısı ve cinsi korunuyor mesela yeşiller aynı dört tane dört tane pembeler iki tane iki tane ama bağlar kırılıyor, bağlar oluşuyor, yeni bağlar. Aynı zamanda maddenin kütlesi de korunuyor. Girenlerin kütlesiyle ürünlerin kütlesi aynıdır şeklinde düşünebileceğiz. Mesela burada bir kimyasal değişim varken burada bir fiziksel değişim olabiliyor diyoruz. Ve periyodik sistemde de elementleri sembolleriyle gösteriyoruz. Ve bunların da özelliklerine bakacağız. Ve en son olarak da asitler ve bazları göreceğiz ilk kapsamda. Ardından ısı ve hal değişimine geçiyoruz. Şimdi ilk başta periyodik tabloya baktığımız zaman Tonguç Beyim, periyodik tablo aslında şöyle düşünüyorum. Hatta ben sana hemen bir tane çizeyim. Şöyle böyle şöyle çiziyoruz ve şu kadar aslında periyodik tablo bu kadar. Ve bu periyodik tablonun altında hatta bir de bir de lantanitler aktinitler falan filan var. Onları bilmene gerek yok ama burada Tonguç Ermen, birin 1A bir grubundan başlıyor 8A grubuna kadar gidiyor. Yani burası 1A grubu burası 8A grubudur. Sonra burada 2A grubu var. 3A grubu var, 4A var, 5A var, 6A var, 7A var ve 8A var. 8 tane A grubu var. Ve bu arada da 10 tane yani şu arada 10 tane B grubu var. 10 tane B olduğunu bilsen yeter. Yani B gruplarına önemsemiyoruz fazla ama buna dikkat edin. 1 ve 8 A'da iki tane çıkıntı var. Bunlar acayip önemli. Buradaki çıkıntının adı hidrojen. Buradaki çıkıntının adı helyum. Bunları gördüğümüz zaman heh diyeceğiz. Burada bir pislik var. Bu pislik gerçekten önemli. Bu pislikte de şu hidrojen aslında ametal olmasına rağmen metallerin arasına karışmış. Bak sol taraftakilerin gelenekleri hepsi metal. Yani buralar hepsi metal aslında. Metal 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 metal. Ama hatta metalleri maviyle göstereyim. Mavi 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 mavi. Ama Tonguç ben burada bir pislik var. O da turuncuyla göstereceğimiz hidrojen. Çünkü Turuncular aslında sağ taraflarda. Yani turuncular bu taraflarda e, saklanıyor. Bunlar ametaller olmak üzere. Hatta 8 da ametaller grubunda ama bunlar özel e, şeyler olduğu için e, turuncular olduğu için bunları birazcık daha kırmızıyla göstereceğim. Çünkü bunlar soy gazlar. Asil bunlar 8A'lar. Bunları da hatırlıyorsun Tonguç'um fazla uzatmayacağım. Bir de arada yarı metaller var. Şöyle borla başlıyor. Silisyum falan filan. Bunlar da arada diye düşüneceğiz. Unutmayalım. Aynı periyot, aynı grup Element grubu yorumlama gibi bazı sorular gelebiliyor. Mesela bu e, hidrojen ve helyum aynı periyotta. Birinci periyot. Kaç tane periyot var? 7 tane periyot var. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot şeklinde aşağı doğru gidiyor. Tonguç bak, Burada dikkat edelim. Birinci periyotta hidrojen var, ikinci periyotta mesela şu ikisi aynı periyotta, şu ikisi aynı periyotta, şu ikisi aynı periyotta. Ama aynı grupta baktığın zaman bu üçü mesela aynı grupta, şu ikisi aynı grupta, bu ikisi aynı grupta, bu ikisi aynı grupta. Ikisi aynı grupta. Yani dikey sütunlara grup diyoruz, yatayları da periyot diyoruz. Zaten bunları biliyorsun. Değerli elektron sayısına baktığımız zaman aslında burada grup numarasından bahsediyoruz, grup numarasından bahsediyoruz. Yani 1A'da bir 1 bir tane değerlik elektron sayısı var. Hatta bunu des diye de yazabiliyoruz. 2A'da e, iki 2 iki tane değerlik elektron sayısı var. 3A grubunda 3 tane değerlik elektron sayısı var. 8A grubunda 8 tane değerlik elektron sayısı var ama tek bir istisna var helyum. Helyumda İki tane değerlik elektron sayısı var. olmasına rağmen 8A grubunda oluyor unutmayalım. Yani aslında grup numarasını değerlik elektron sayısı belirliyor. İstisnalarla ilgili çıkarım yapma hidrojen ve helyum çok önemli. Hidrojen aslında 1A grubunda yani e, burası e, alkali metaller, alkali metal grubu aslında. Ama metal grubunda olmasına rağmen üç kağıtçı bir ametaldir. Burası toprak alkali mesela. Bunların da özel adları vardı. Bunları da hatırlayalım ben. Burası mesela soy gaz. Burası halojenler falan filan. Bu metaller grubunda olmasına rağmen aslında bir ameter. O yüzden hidrojenin istisna bu. Helyumda ise değerli elektron sayısı 2 olması rağmen değerli elektron sayısı 8 gibi 8 A'da bulunuyor. Çünkü birinci periyotta sadece 8 A grubu ve 1 A grubu var diyoruz. Ve fazla uzatmıyorum. Bir bölümü verilen periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Hemen bakıyoruz. Bir kere Y ve Z aynı periyotta ve bu hidrojendir, bu helyumdur bunu aklımıza getireceğiz hemen. Y elementi ısı ve elektriği iyiletir. Yok artık Lebron James. Bir kere metaller tamam ısı ve elektriği iyiletiyorlar ama bu bir ametalli. Bu üçkağıtçıyı da hatırlıyorsak dolayısıyla bu yanlıştır söylenemez. Mesela tak diye bulduk cevabı. Çünkü bu bir ametaldir. Ametaller ısı ve elektriği iletmezler. Metaller iletirdi. X elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunur. X elementi oda sıcaklığında e, burada karbon, azot, oksijen. Oksijenden bahsediyor burada aslında. Bu bir ametel aslında. Dolayısıyla ametellerden mesela oksijen gerçekten de gaz halde bulunur. Bulunabilir. Bu arada ameteller üç halde de bulunabiliyor. Genellikle metaller e, katı halde bulunuyor. Ama sadece civa hariç. Ama onun dışında ameteller katı sıvı gaz hepsi olabiliyor. Bu oksijen olduğu için gaz halde bulunuyor. Doğru. E, Z elementinin erime ve kaynama sıcaklığı düşüktür demiş. Z elementi zaten soy gaz, gaz zaten adı üstünde. Bunların erime ve kaynama sıcaklığı o kadar düşük ki eksi bilmem kaç, beş, eksi 200 derecede eksi 100 derece zaten bunlar kaynıyorlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Gaz oldukları için. T elementi kırılgan yapıdır. T elementi de Tonguç evladım benim. Aslında bir ametel olduğu için ametaller kırılgan. Sağ tarafta ametaller var demiştik. Sol tarafta metaller var demiştik. Ama Y de bir ametaller unutmayalım. Dolayısıyla metaller ısı ve elektriği iletirler, E, ametaller kırılgandırlar. Metaller sert ve parlaktırlar. Ametaller kırılgan ve mattırlar. Mat yani parlak olmayan demek aslında unutmayacağız diyoruz. Ve geldik hemen şimdi yeni konumuza ama şunu hatırlatmak istiyorum Tonguç evladım benim. Burada dikkat et. Bak bu ikisi Y ve Z aynı periyotta. E, bu ikisi bu ikisi e, ne aynı periyotta ne aynı e, grupta. Eğer şöyle olsaydı mesela buraya A desedik X ve A aynı grupta olurdu. Hatta burası 7A 6A grubunda oluyor mesela. Mesela burada e ee, B elementosu da B ve T aynı e, periyotta diyecektik. E, aynı katman sayısına sahip yani mesela. Burada mesela aynı değerlik elektron sayısına sahip, aynı grupta olduğu için burada çok dikkat edelim. benzer kimyasal özellikler gösteriyorlar. Benzer kimyasal özellik gösteriyor. Ama bak burada mesela burada benzer kimyasal özellik göstermesi gerekiyorken bu üçkağıtçı birazcık daha e, metal olduğu için bu istisna olduğu için bunu katmayacağız. Mesela B ve C diyelim, bunlar benzer kimyasal özellik gösteriyor çünkü aynı gruptayken benzer kimyasal özellik gösteriyor ama aynı periyotta asla benzer kimyasal özellik göstermek zorunda değil. Mesela B ve T bu metal, bu metal. Alakası bile yok. Benzer kimyasal özellik göstermiyorlar. Çok dikkat edelim diyorum ve hemen geldik fiziksel ve kimyasal değişimlere. Bu da çok basit konu. Deney yorumlama ve çıkarım yapma soruları. Mesela küp şekeri, toz şeker yaptık. Sonra suyun içine çözdük. Çözme ve öğütme. Burada fiziksel değişim var. Üçüncü işlemde şekeri ne yaptık? Karamelize ettik. Yani kaynattık böyle ısıttık ısıttık. Koyulaştı yani artık geri dönüşülemez bir kimyasal tepkime gerçekleşti ısı sayesinde. Verilen olaylardan hangisinin fiziksel hangisinin kimyasal değişimini yorumlama. Mesela bu kimyasal bu fiziksel. Değişim türüne göre çıkarımda bulunma. Bu kimyasal değişimde ne olmuştur? Kimyasal bir reaksiyon olmuştur. Madde iç yapısıyla değişmiştir unutmayalım. Burada ise maddenin sadece görüntüsü değişmiştir. Dış özellikleri mesela ben bu suyu buharlaştırdığım zaman tekrar e, toz çekere ulaşabilirim. Dolayısıyla tekrar maddeyi eski haline getirebilirim. Şimdi geldik kimyasal tepkimeye kimyasal tepkime kesinlikle ve kesinlikle LGS'de her sene gelen, her sene istisnasız bizim karşımıza gelen bir konu. Burada mesela bir deney düzeneyi sorusu gelebilir karşımıza veya yorumlama sorusu. Mesela kabartma tuzunu sirkenin içine atmış, fokur, fokur 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 gazlar çıkmaya başlamış buradan. Yani bir reaksiyon kimyasal tepkime gerçekleşmiş ve bu tepkime sonucu da kimyasal değişim olmuş. Yani maddeler farklı bir maddeye dönüştürülmüş. Mesela burada 30 gram mavi boncuklarla 8 gram yeşil boncuklar birleşmiş. Dikkat et mavi ve yeşil arasında bağlar oluşmuş. Bak burada mavi ve mavi arasında bir bağ varmış eskiden. Bu bağ kırılmış ama buradaki yeşillerin arasındaki bağ da kırılmış. Bağ kırılımları var burada. Ama burada yeni bağlar oluşmuş. Mavi ve yeşil arasında bağlar oluşmuş. İşte burada yeni madde oluşmuş. Ama dikkat et. Burada reaksiyona girenlerin toplam kütlesi ne kadar? 38 hocam. Harikasın 38. Dolayısıyla ürünler de yani çıkanlar da 38 olmak zorunda. Burada genellikle kütle korunumuyla alakalı. Atom cinsi korunmayla alakalı. Mesela girenlerde iki tane mavi, iki tane yeşil var. Çıkanlarda da iki mavi, iki yeşil var. Atom sayısı ve cinsi korunur. Korunma kelimesi aynı kalmak demek. Yani kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi, kütle korunumu bu ikisi çok çok önemli. Bunlardan soru gelebiliyor. Kimyasal tepkime sonucu oluşacak durumlar. Mesela gaz çıkışı, sıcaklık artışı, işte renk değişimi, kimyasal tepkime sonucunu. Bu, bunu da yazayım. Gaz... ...çıkışı, gaz çıkışı... E, ...renk değişimi... ...bak bunlar çok önemli... ...ve Tonguç evladım benim... ...ve sıcaklık artışı... E, ...artışı gibi... ...konular e, karşımıza gelebiliyor. Kimyasal tepkime sonucu oluşan yeni maddenin... ...kendisine oluşturan maddenin özelliklerini taşımadığı... ...mesela burada... ...dikkat edelim... E, ...bir örnek verelim mesela... E, ...ne diyelim... E, ...farklı bir madde... ...mesela hidrojenle... Oksijen birleşiyor ve suyu oluşturuyorlar. Ve bunu yaparken hidrojen patlayıcı, oksijen yanıcı bir madde, su söndürücü bir madde. Yani kimyasal tepkime sonucunda oluşan yeni maddeler kendisini oluşturan bileşenlerinden tamamen farklıdır. Tamamen farklı özelliktedir. Aman dikkat edelim bu da çok önemli. Çünkü farklı maddeler bunlar artık farklı yapıda farklı birleşikler diye unutmayalım diyoruz. Ve hemen mesela bir soru. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni madde oluşturma sürecine kimyasal tepkime nedir? Kimyasal tepkime ile ilgili inceleme yapmak için aşağıdaki deney düzeni hazırlanıyor demiş. Hidroklorik asit, sönük balon, sodyum metali 25 derecede 20 gram sodyum metaliymiş. 35 derecede 20 gram ne oluşmuş bir sıcaklık o az. 25 dereceden 35 dereceye çıkmış bir kere. Bir anda meteli yani sodyum metali böyle bir şeye dönüşmüş. Katı maddelerin olduğu bir sıvıya dönüşmüş aslında burada. Şişmiş bir balon var burada. Demek ki bir gaz çıkışı var. Burada gaz çıkışını da görüyoruz. Hidroklorik asit aşağıya aktarılınca yani hidroklorik asit sodyum metali tepkimeye girmiş aslında. Zaten asitle metal tepkimeye girer. Bu ünlü bir reaksiyondur, tepkimedir. Toplam kütlesi 20 gram ve başlangıçtaki sıcaklığı 25 derece olan şekil 1'deki düzenekte cam beher içindeki sodyum metalinin üzerine musluk açarak hidroklorik asit çözeltisinin e, tamamı boşaltıyor demiş. Musluk kapatarak bir süre beklendiğinde şekil 2'deki düzeneye bağlı balonun şiştiği, balon şişmiş hatta birazcık, birazcık daha böyle büyük çizelim bunu pembişle e, gösterelim. Birazcık daha büyük çizelim yani balon gerçekten de eşek kadar olmuş ve... E, ne olmuş? Düzeneğin sıcaklığı 35 derece ve kütlesi 20 gram olarak ölçülenmiş. E buradaki de 20 gramdı buradaki de 20 gram. Peki neden 20 gram değişmemiş? Kütle korunmuş hocam. Harika süpersin İşte bu ya kütle korunumu. Harika kütle korunmuş dediğin gibi bravo diyorum sana. Buna göre deneyin sonucunda aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Hidroklorik asit çözeltisi ve sodyum metali arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet, gerçekten de bu ikisi arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiş ki gaz çıkışı olmuş, renk değişimi olmuş, sıcaklık artar her şey olmuş. Evet doğru. Tepkime ortamı ısı alarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili bir veri yok yani. Bunu döktüğünden sonra bir anda sıcaklık artmış ama ısı alarak gerçekleştiğiyle alakalı bir veri yok. Tepkimenin sonucunda gaz çıkışı olmuştur. Evet balon şişmiş bunu da gözlemleyebiliyoruz. Tepkime sonucu toplam kütle korunmuştur. Evet 20 gram 20 gram ama bununla alakalı bir elimize veri yok o yüzden ulaşılamaz diyoruz buna. Ama sıcaklığı arttığını biliyoruz yaşkanı. Mesela bak 2023 LGS'de de asit ve bazlar alakalı bir ayraç sorusu geldi. Ayraç dediğim şey belirteç. Yani bir sıvı çözelti asit mi ve baz mı çözeltisi onu anlamak için içine mesela bazı ayraçlar sokuyoruz. Ve bu kırmızı oluyor, bu sarı, bu yeşil, bu pembe oluyor. Ve demiş ki bize Asitlerde kırmızı ve pembe olur. O zaman bu asit, bu da asit. O zaman bunları hemen asit, asit diyorum. Bunlarda da da yeşil ve sarı. O zaman bu baz, bu baz. Demiş ki sonra işte kesinlikle hangisi doğrudur şeklinde bu deney düzeninden çıkarak yorumlama ee sorusu geliyor. Mesela diyor ki bir kere asitler ve bazlar da temel özellik şu. Asitler 0-7 pH arasındadır. Bazlar 7-14 pH arasındadır. Dolayısıyla mesela bunların yani asitlerin pH'ları Bazılara göre kesinlikle düşüktür. Çünkü asitler 0-7 arasında bazılar da 7-14 arasında. Mesela adam bize şunu söylemişti. birdeki e, çözeltinin pH'ı 2'den kesinlikle düşüktür demişti. Evet bu mesela bu yorum yapılabilir e, örnek olarak. Veya işte bu ikisi ikisi de bas bu bundan küçüktür demişti. Nereden bileyim kardeşim ikisi de da yani hangisi daha büyük hangisi daha küçük bilemiyorum. Ama bu bundan kesin küçüktür. Bu bundan kesin küçüktür. asit bazdan kesin küçük pH'e sahiptir şeklinde yorum yapabiliriz. pH değeri yorumlamada karşımıza gelebiliyor. pH değerinde dikkat edelim. 1 pH'e sahiple 6 pH'e sahip ve 8 pH'e sahip ve 13 pH'e sahip farklı farklı oluyor. Ve burada dikkat edelim. 1 e, 6'dan daha kuvvetli asit oluyor. 13'te 8'den daha kuvvetli baz oluyor. Ne kadar 7'ye yaklaşırsa o kadar zayıf oluyor. Bunlar zayıf bölge. 7 çünkü nötrdür. Ama bunlarsa kuvvetli bölge. 7'den ne kadar uzak olursa da o kadar kuvvetli oluyor. Unutmayalım diyoruz. Asit ve bazlar tabii bu kadar değil. Asitler genellikle ekşi oluyor. Bazlarsa acı oluyor. Unutmayalım. Asitler hidrojen artı veriyor. OH'larda OH, OH e, pardon bazlarda OH eksi hidroksit iyonu sulu çözeltine veriyor. İkisi de elektrik akımını iletiyorlar. Unutmayalım diyorum. Bir soru çözelim. Bir çözeltinin asidik veya bazik olma durumuna göre renk değiştiren maddelere indikatör yani ayraç denir demiş. Tamam. Bir bitki kullanarak kazanan ayraç asidik ortamda açık pembe. Bazik ortamda ise sarı renk alıyor demiş. İçlerinde limonlu su, sabunlu su ve amonyan bulunduğu kaplara ayraç olarak e, kullanılan maddelerden e, eşit miktarda ilave ediliyor demiş. Kaplardaki renk değişimleri aşağıdaki tabloya kaydediliyormuş. Şimdi açık pembe olduğunda ayraçlarda renk değişimi oluyormuş ikide. E, sarıda ise ne oluyormuş? E, sarı olan renk değişimleri ise bir ve üçüncü kapta oluyor oluşuyormuş. Tamam. Buna göre kaplarda bulunan maddelerle ilgili hangi söylenemez? Şimdi dikkat edelim. Asidik ortamda pembe oluyormuş. O zaman demek ki ikide burası asidik, asidik. Ve bazik ortamda sarı. O zaman buralarda baz ve baz diyeceğiz. Sabunlu su ve amonyak bir ve 3. kaplarda bulunur. Bir ve 3. kaplarda evet. E, sabun e, bir bazdır, amonyak da bir bazdır. Unutmayalım. Amonyak NH3'tür. Aslında asitler genellikle HCl, HNO3 H2SO4 yani başta H olanlar o yüzden biz bunlara hasit diyoruz aslında. Bazlarsa genellikle NaOH, KOH, kalsiyum hidroksit gibi sonunda OH olanlardır. Sonunda OH olanlardır. Bunlara da biz bazoh diyoruz aslında ama bir tane istisna vardır. NH3 bu kıl bir şeydir. Bu istisnayı bildiğimiz zaman hatta asitlerde de ch 3 OH diye bir istisna var. Bu da asit, bu da baz. Çok enteresan. Ters gözüküyorlar ama bu bazdır unutmayalım. Bu Bir ve üçüncü kaplarda bulunur doğru diyebiliriz. İkinci kapta limonlu su bulunur. Evet doğru asidik olduğu için limon asidik bir özelliğe sahiptir. Deneydeki ayraç kullanılarak bütün sıvıların türü belirlenebilir. E, bütün sıvıların türü belirlenebilir mi? E, bu birazcık iddialı olmuş. Hani bütün sıvıların türü demiş. Limonlu su, sabunlu su, amonyağın bulunduğu kaplar demişti bize. Bütün sıvıları belirleyemeyebiliriz. Çünkü tuzlu suyu belirlemeyebiliriz. Tuzlu su ne türdür mesela. Bütün sıvılar bir, çok iddialı. Ayraç Hidroksit iyonu fazla bulunduran kaplarda sarı. Evet bazlarda sarı oluyordu doğru. Hidrojen iyonu fazla bulunduran kaplarda açık pembe. Doğru gerçekten de asitlerde pembe oluyordu. O zaman bu da cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Ve şimdi de geldik ikinci kısmına yani aslında madde mühendisliğinin ikinci kısmında öz ısısı ve hal değişimini beraber öneceğiz. Bir de Türkiye'de kimya endüstri ama onunla ilgili hiç soru çıkmadığı için ona bakmayacağız fazla. Bir kere maddenin ısı ile etkileşiminde öz ısıyı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Maddeye özel ayır dediği bir özellikte. Mesela bu iki kapta iki tane sıvı var diyelim. Bunun sıcaklığı buradan buraya geliyor. Bunun sıcaklığı buradan buraya geliyor. Ne yapıyoruz? Çünkü ısıtıyoruz. Isıtırsak bir maddenin sıcaklığı ne yapar evladım benim? Artar hocam. Harikasın artar bravo diyorum sana. Dolayısıyla ısıtırsak maddenin sıcaklığı işte buradan buraya çıkıyor buradan buraya çıkıyor. Dolayısıyla biz bu maddenin sıcaklık değişimlerine bakarak öz ısıtısıyla alakalı bir bilgi sahibi olabiliriz. Hatta diyelim ki bu maddenin sıcaklığı 10 dereceden 30 dereceye çıkıyor. Ee, aynı miktarda bak burada şöyle bir kavram kullanacaklar. Özdeş ısıtıcılar ile bunun kesin sınavda göreceksin yani %100 sınavda göreceksin. Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre eşit süreler ısıtılmış. Eşit süreler ısıtılmış. İkisine de diyelim ki 100 gram diyelim. Burada 100 gram olsun. Hatta bunun rengini birazcık daha... Farklı bir sıvıya dönüştürelim ve ikisini de özdeş yani aynı sıcaklığa eşit süre bu kavramları niye vurguluyorum çünkü çok çıkacak. Ve bu 10 dereceden 30 dereceye çıksın bu da 10 dereceden ilk sıcaklıklara eşit olsun bunun da sıcaklığı 50 dereceye çıksın. Peki Tonguç Ali Hemen söyler misin bana hangisi daha fazla ısınmış dediğimiz zaman zaten. ...direkt sağdakinin daha fazla ısındığını söyleyebiliriz değil mi? Dolayısıyla biz sağdaki daha fazla ısındı dersek... ...daha kolay ısındı diyebiliriz. Çünkü aynı ısıcılarla ısıtıyor bunlar. Dolayısıyla daha fazla sıcaklık artışı olduğu için... ...biz buna kolay kolay e, ısınmış, kolay ısınmış... ...bu da zor ısınmış şeklinde bir yorum yapıyoruz. İşte çok basit bir kavram var burada. Zor ısınmışın öz ısı yüksek... Kolay ısınmışın da özısı düşük oluyor. Dolayısıyla C dediğimiz özısı, ısı mesela bunda 0.3 ise bunda özısı 0.9 oluyor. Çünkü bu zor ısınmış bu kolay ısınmış. Yani bunun özısı daha düşük bunun öz ısı daha yüksek diyoruz. İşte iki maddenin de birbirinden farklı olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Öz ısıları farklı olan maddenin ee, ...birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz... ...çünkü maddeler için ayırt edici özelliktir... ...bununla ilgili kontrollü deney yapılabilir... ...ama kontrol deneyi neydi... ...bütün her şeyin aynı olması gerekiyor... ...özdeşitsizciler eşit süreler ısıtılmış... ...ikisi de mesela 10 dakika... ...10 dakika ısıtılsın eşit kütlede bunlar dolayısıyla ilk sıcaklıkları eşit, bunların hepsi aynı ve son sıcaklıklarına bakarak biz yorum yapıyoruz. Sıcaklık artışlarına bakarak yorum yapıyoruz. Mesela e, verilen ısı miktarını göre sıcaklık değişimini yorumlama sorusu çok gelebilir. Hal değişim grafiği yorumlamaya geçmeden önce de bir şey vermek istiyorum sana. Bir de Tonguç'la şöyle iki tane kap diyelim. Bu kapta şu kadar su var, çok az su var diyelim. Bu kapta daha fazla su var. Bunları özdeş ısıtıcılarla ısıttığımız zaman, ikisini de özdeş ısıtıcılarla ısıttığımız zaman hangisinin sıcaklığı daha fazla artar dediğim zaman, ikisinin de sıcaklığı 10 derece diyelim, 10 derece diyelim. Hangisinin sıcaklığı daha fazla arttığımız zaman eşit süre ısıtıyoruz. Tabii ki bunun sıcaklığı daha fazla artar. Çünkü ne kadar az madde olursa, ne kadar az madde olursa onu o kadar... 50 dereceye çıkartırsak ve bunu 30 dereceye çıkartırız. Yani onu o kadar sıcaklık artışını daha rahat yaparız. Yani az kettle'ın içine az su koyduğumuz zaman daha hızlı ısıtırız değil mi? İşte burada öz ısı farkı yok. Çünkü bunlar ikisi de su aslında. Öz ısıları aynı. Bunun da öz ısı, bunun da öz ısı bir diyelim mesela. Öz aynı ama burada neler farklı? Kütleler farklı. O zaman ısı değil ısıyla verilen ısıyla verilen ısı miktarına göre kütleleri de farklı olunca farklı sıcaklıklara geliyorlar. Aman buna da dikkat edelim. Bununla ilgili soru da gelebilir. Bunu da e, anladım evladım benim. Anladım hocam. Harikasın. Süpersin. O zaman anladıysan bunu geçiyorum çünkü çok önemli. Bu iki öz ısı, farklı maddeler farklı. Bir de kütleler farklı olunca farklı şeyler olabiliyor. Verilen ısı miktarları da farklı olabilir. Mesela ben buna iki tane ısıtıcı koyabilirdim. İki tane ısıtıcı koyup ikisinin de kütlelerini eşit yapardım. O zaman kardeşim sağdakine daha fazla ısı veriliyorsa daha fazla sıcak karışacak. Zaten bu çok basit olduğu için fazla değinmedim buna. Şimdi geldik hal değişimine. Hal değişimden soru gelme olasılığı da çok yüksek. Mesela e, hemen bir e, buz diyelim. Buzu aldık katı halde, katı halde. Ben bunu eksi -30 derecedeki buzu alıyorum ve ısıtmaya başlıyorum. Isıttığım zaman, ısıttığım zaman bak çok dikkat et. Isıttığım zaman sıcaklığı ne olur Allah aşkına? Artar hocam. Harikasın bu kadar. Artıyor. Artar dediğin gibi. Dolayısıyla sıcaklığı arttı arttı arttı. Ama sıfır dereceye geldiğinde bu saf bir madde olduğu için sıcaklığı sabit kalacak şekilde hal değişimine uğrar. Ne hal değişimi olur? 2 nolu bölgede, iki nolu bölgede erime olur. Bak bu çok önemli. İki noolu bölgede de erime olur. İşte saf maddelerde hal değişimi sırasında sıcaklığın sabit kaldığını söylüyoruz. O zaman sıfır derece bunun erime sıcaklığıdır aslında buz için ve buz ve su karışımı şeklinde heterojen bir karışımdır. Heterojen bu çok önemli. Heterojen bir karışım. Ama öbür tarafta ne nasıldır? Buz sadece direkt eksi 30 ile 0 arasında homojen bir yapıda katı haldedir. Ama burada katı artı sıvı haldedir. Sonrasında sıcaklığı artık tamamen eridikten sonra buz ve sadece su kaldıktan sonra yine sıcaklığı yani ısıttığım zaman ısıttığım zaman sıcaklığı yine artar. Mantıken yani zaten ısıttığım zaman sıcaklığın artması gerekiyor. Ama işte bu düzleşmelerde olan sıcaklık niye artmıyor? Çünkü Tonguç Eylal Bey'im burada hal değişimi oluyor. Mesela burada ne oluyor? 100 dereceye geldiğim zaman yani dördüncü bölgede buharlaşma hal değişimi oluyor. Buharlaşma hal değişimi de 100 derecede oluyor. Yine heterojen halde. Burada su ve buhar karışımı yani sıvı artı gaz karışımı. Sonrasında Tonguç Eylal Bey artık gaz fazına geçiyor yani... 5'te tamamen gaz, 3'te tamamen sıvı, 1'de ise tamamen katı haldedir. Buna biz ısınma grafiği diyoruz. Isınma grafiği dediğimiz şeyde aslında sıcaklık sürekli artıyor. Bir de bunun soğuma grafiği var. Hemen sana 2 saniyede göstermek istiyorum. O da şu. Hemen soğuma grafiği de şöyle bir grafik diye düşün. Ben eğer şöyle bir maddeyi böyle soğuttum, böyle sonra soğuttum. Burada sıcaklık ne oluyor evladım benim? Azalır hocam. Harikasın. Azalıyor. Dolayısıyla işte burada sıcaklığın azaldığını görebiliyoruz. Bu sıcaklık diyelim tabii ki bunu da göstermem gerekiyor. Sıcaklık burada azalıyor. Sonra niye düzleşiyor? Çünkü burada hal değişimi oluyor. Sonra tekrar sıcaklık azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla mesela buradaki hal değişimi nedir dediğim zaman ya kardeşim bir kere soğuyan bir madde ben buradaki halini biliyor muyum? Bilmiyorum. Söylemedim. Ama hal değişimi ne olabilir? Bir kere iki tane şey olabilir. Bak bununla ilgili bir VGS sorusu geldi. Buradaki hal değişimi donma olabilir. Donma olabilir. Eğer katıdan sıvıya geçiyor. E, e, pardon. Sıvıdan katıya geçiyorsa donma olabilir. Ya da ya da Tonguç Evral'ın benim. Eğer gazdan sıvıya geçiyorsa da e, yoğuşma olabilir. Yani iki tane hal değişimi olabilir. Ama bu soğuma olduğunu bileceğiz. Soğumada donma ve yoğuşma var. Isınmada aslında ısınma grafiğinde grafiğindeyse erime ve e, buharlaşma var. ...iki tane farklı şey var. Burada maddenin ilk halini bilmediğimiz için donmada, yoğuşmada olabilir diyeceğiz. Bu da önemli. Bu ise şu, tam şu nokta ise, e, donma veya yoğuşma noktası diyeceğiz sıcaklık olarak. Hal değişim grafiği yorumlamadan soru gelme olasılığı yüksek Tonguç Bey'im... Ve geldik hemen bir soru. Kütleleri ve ilk sıcaklıkları eşit olup özdeş ısıcılarla ısıtılan demir, bakır ve alüminyum çubukların öz ısıları tabloda verilmiş demiş. Öz ısılarını vermiş yani C dediğimiz küçük c dediğimiz Öz ısıları vermiş bize en yüksek özısı alüminyumda, en düşük özısı 0.37 ile bakırda. Aman dikkat edelim. Özısı düşük olan, hemen buraya notumu düşüneyim, kolay ısınır. Kolay ısınır. Bu zor ısınır. Bu notumu bir yazayım sonra kullanacağım merak etme. Sonrasında diyorum ki, ya kardeşim hemen bakıyorum. Isıtılan ee, çubukların sıcaklıklarının, sıcaklıklarının, e, zaman zamanla değişimi grafite gibi demiş. Bak Burada ne olmuş hemen göstereyim. Birinci çubuk 20'den 80'e çıkmış. E, i̇kinci çubuk 20'den yine 80'e çıkmış. Üçüncü çubuk da 20'den 80'e çıkmış. Ama bunların temel farkı birinci çubuk bu kadar sürede çıkmış. Üçüncü çubuk bu kadar sürede çıkmış. İkinci çubuksa çok uzun sürede çıkmış. Yani enteresan. O zaman ikinci çubuk birazcık zor ısınmış. Bak bu zor ısınmış diyoruz. Şimdi dikkat edelim. Isınan çubukların sıcaklığı zaman tamam. Buna göre grafitik numaralı yerlere yazılması gereken maddeleri aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? Dikkat edelim özdeş ısıtıcılarla çok önemli. Kütleleri ilk sıcakları her şey eşit kontrollü bir deney. Temel fark demir, bakır ve alüminyum yani farklı maddeler olması. Temel fark o zaman öz ısı. İşte burada öz ısının etkisini araştırıyoruz. Şimdi hangisi kolay ısınmış dediğimiz zaman Tak diye birin çok kolay ısındığını söyleyebiliriz. Bu kolay ısınmış ve hangisi kolay ısınırdı? Bakır. O zaman birin bakır olduğunu söyleyebiliriz. Hop. Ve hangisi zor ısınmış? İki. Yani ikinin de alüminyum olduğunu söyleyebiliriz. Bakır, iki alüminyum, evet diğeri de demir oluyor. Cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi geldik artık basım makinaları, basım makinelerde makineler çok önemli bir ünite ton Benim burada da makaralar, kaldıraç, eğik düzen ve çıktıktan soru bekliyoruz. Bundan farklı bir soru dişli çark, kasnaktan gelmez diye düşünüyoruz. Çünkü e, çoğu senelerde Birleşik makine dışında dişli ve kasnak çıkmadı aslında. Temel fark, temel olay bu şu aslında ortası duvara bağlı olan e, makaralara duvar dediğimizce şey böyle gösteriliyor makaralara biz sabit makara diyoruz ve SM diye gösteriyoruz ve burada kuvvet kazancı kuvvet kazancı yok diyoruz. Yani ben 100 Newton ağırlığında bir yükü 100 Newton kuvvetle kaldırıyorum. Bu çok önemli. Anladım evladım. Ben? Ha anladım hocam. Harikasın. Peki burada ise Ortası duvara bağlı olmayan, sadece bir iple bağlı olan ama burada ise bak ortası yüke bağlı olan veya başka bir ipe bağlı olan e, basit makinalara, makaralara da hareketli makara diyoruz. Çünkü ben bunu çektiğim zaman bu makara yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Bu yukarıda aşağı doğru hareketmiyor. Ortası duvara bağlı çünkü. Perçinlenmiş. Ama burada mesela 100 Newton'luk yükü ben 50 Newton'la kaldırabilirim. Yani yarısıyla o zaman kuvvet kazancı dediğimiz şey İki kat yani ben aslında büyük bir yükü az kuvvet uygulayarak al sana mutluluk verici bir olay. Burada ise ne olduğunu bilmiyorum. Burada aynı kardeşim yani 100 Newton'ı 100 Newton'a kaldırıyor. Ama iş yapma kolaylığını sağlıyor burada da. Çünkü ben bunu yukarı doğru belim çıkacağına aşağı doğru çekerek iş yapma kolaylığı kuvvetin yönünü değiştiriyor. Bu çok önemli. Kuvvetin yönü değişir bunu bilelim. Ama burada kuvvetin yönü değişmiyor ama. Kuvvetten kazanç iki kat maşallah. Ama burada kuvvetten kazandığımız sürece de nereden kaybediyoruz yoldan. Yani bunu e, bir metre yukarı çekebilmek için bunu iki metre çekmem gerekiyor ki yoldan kaybediyorum aslında. Dolayısıyla böyle bir denge e, var aslında burada. E, hareketli makara ve sabit makara. Bunların bir arada olduğu sistemde de palanga diyoruz. Hareketli makara, sabit makara. Ne kadar çok hareketli makara varsa o kadar kuvvetten kazanç vardır bunu bilelim. Şimdi kaldıraçlara baktığımız zaman ortası destekte olan kaldıraça destek ortada kaldıraç diyoruz. Kuvveti buradan uyguluyorsun. Bu da e, yük diyelim ve bunları dengede tutabiliyorsun. Burada farklı kaldıraç tipleri var. Bir e, Destek e, uçta olan yük ortada olan kaldıraçlar var. Bir de e, yine destek uçta, bu sefer de e, kuvvet ortada olan kaldıraçlar var. Farklı farklı kaldıraç tipleri var. Buna Destek ortada. Buna yük ortada. Buna da kuvvet ortada diyoruz. Kuvvet ortada en rezili, en berbatı. Ama burada farklı bir iş yapma kolaylığı var ama burada gerçekten kuvvetten kazanç yok. Hatta kayıp var. Burada kuvvetten kazanç yüzde %100 var. Burada ne olduğu belli değil. Kuvvet koluyla yük kolunun arasındaki ilişkiye bağlı. Eğer bunlar birbirine eşitse kuvvetten kazanç yok. Aynı sabit makara gibi 100 Newton'u 100 Newton'la kaldırıyorum. Ama kuvvet kolu ne kadar fazla olursa bak bu çok önemli. Makaralarda kuvvet kolu büyüktür yük kolu olursa o zaman mutluluk verici kuvvet kazancı vardır. Bununla ilgili çok soru geldiği için o yüzden buraya yazmak istiyorum. Önemli bir not. Eğik düzlemde kesinlikle ve kesinlikle kuvvetten kazanç var. Burada H kadar yüksekliğe çıkartabilmek için bu kadar L kadar yol gidiyorum. Ve burada aslında biz bu kuvveti yani 100 Newton'lık bir yükü ben mesela 20 Newton'la kaldırabilirim. Ama ne yapıyorum? Sürükleyerek yoldan kaybederek. Yani burada e, bir metre yukarı çıkabilmek için 5 metre yol gitmem gerekiyor. Ama bu rampa sayesinde daha kolay çıkartıyorum. Görüyor musunuz? Eşek kadar yükü 20 Newton'da kaldırıyorum. O yüzden burada da kuvvet kazancı gerçekten çok iyi bir seviyede. Çıkrık dediğimiz şey ise burada çıkrık kol dediğimiz bir şey var. Kuyudan su çekmek için. Bu çıkrık kol ne kadar büyükse bizim için o kadar güzel bir şey. Yani çıkrık kolunun büyük olması bizim için gerçekten mutluluk verici kuvvet kazancını arttıran bir şey dişli kasnaklarda şunu bileceğiz ...dişlilerde büyük olan dişli ile küçük olan dişli ters yönde dönerler bu eğer 10 tur dönerse küçük daha da fazla döner ...20 tur döner mesela örnek olarak çünkü büyük abi hareket ettiği zaman küçük onun etrafında pırpır döner şeklinde düşün aynı şekilde burada da çapraz bağlanmış ters dönen kasnaklar var bir de e, düz bağlanmış aynı yönde dönen kaslaklar var. Burada tekrar aynı mekanizma geçerli. Ne kadar büyük olursa o kadar az döner. Ne kadar küçük olursa o kadar fazla döner diye düşüneceğiz diyorum ve Hemen birkaç tane şöyle nasıl sorular gelir? Görsel yorumlama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma soruları. Mesela örnek olarak burada koskoca bir sistem verilmiş. Bu koskoca sistemlerde farklı farklı basit makaleleri ayırt edilmemiz gerekiyor. Mesela burası ortası duvara bağlı olduğu için mesela kitaplara bağlı bu sabit makara tak. Burası yine ortası duvara bağlı sabit makara tak. Burada da bir eğik düzlem var gördüğün gibi. Burada bir kere kuvvet kazancı yoktur. Kuvvet kazancı yoktur ama burada kuvvet kazancı vardır. Neden? Çünkü eğik düzlemde kesin kuvvet kazancı var. Mesela ben burada üç tane topu bir tane topla yukarıya çıkartabiliyorum. Görüyor musun? Bu birleşik makine dediğimiz makaralar ve eğik düzlemin bir arada yapıldığı bir makine çeşidi. Ve burada kuvvet kazancı var. Çünkü sabit makaralarda olmasa dahi burada Üç tane topu bir topla çıkartabildiğim için burada kuvvet kazancı var. Eğik düzlemden ötürü, şuradaki eğik düzlemden ötürü dik üçgeni görüyoruz zaten. Pisagor gibi düşünebilirsin aslında. Buraya baktığımız zaman bir kaldıraç sistemi var. Bu kaldıraçta destek burada, yük burada. Sen buradan kuvvet uyguluyorsun. Dikkat et, burada aslında e, yük kolu bu kadar kuvvet kolu ise eşek kadar kuvvet kolu ne kadar büyük olursa yük kolundan, yük kol eşek kadar bakalım 7 tane 8 tane burada bir tane iki tane Dolayısıyla burada inanılmaz mutluluk verici bir olay var kuvvetten deli gibi kazanç var burada ve e, ne yapıyoruz Aslında Eğer ben mesela şu tarafa doğru gidersem ne olur diye soruyor Mesela ben bu tarafa doğru bu e, şeyi e, taşırsam ne olacak bu Çubuğu sağa doğru itersem ne olur? Daha fazla yorulurum. Çünkü yük kolunu arttırıyorsun, kuvvet kolunu azaltıyorsun. Ben bunu buraya getirdim mesela, şöyle getirdim mesela diyelim. Burası kuvvet kolu, burası da yük kolu olacak. Yük kolu-kuvvet kolu arasındaki denge bozuluyor. Ne kadar kuvvet kolu fazla olursa, o kadar bizim için güzel bir şey. O yüzden buradaki dengeyi bozun zaman daha fazla yorulacaksın. Bu analiz mekanizmalarını çok sürüyorlar. Hiçbir basit makinede iş veya enerjiden kazanç yoktur. Aman dikkat et burada ne vardı? Kuru kafa Necmi vardı aslında. Böyle bir şey söylemişti. İşten enerjiden kazanç var demişti. E, ve perişan olmuştu. E, i̇şten enerjiden kazanç var diyebilir miyiz evladım benim? Diyemeyiz hocam. Harikasın. Kesinlikle diyemeyiz. Dediğin gibi diyemeyiz. Dolayısıyla bu çok önemli. Aman dikkat et diyorum. Görseli iyi bir şekilde analiz edip doğru çıkarım yapılması da çok önemli bu tarz sorularda diyorum. Ve şimdi geldik bir soru bir işi şekildeki basit bileşik makinede özür dilerim e, düzeneyle eğik düzlemde bulunan yükü dengelemektedir. Eğik düzlemde bulunan şöyle bir yük varmış aşağı doğru böyle giden bir yük varmış tamam. Buna göre işlemlerinde hangilerin yapılması işinin yükü dengelemek için e, dengelemek için kola uyguladığı kuvvetin azalmasını sağlar. Yani daha az kuvvetle bunu nasıl kaldırabilirim diyor kardeşim fazla uzatma diyor bana. O zaman hemen seninle beraber daha az kuvvetle bunu kaldırmaya çalışalım. Bir kere burada dişiler var Aynı zamanda burada bir ortası duvara bağlı olduğu için sabit makara var. Kuvvet kazancı falan yok bunda. Ama burada ortası yüke bağlı olduğundan dolayı hareketli makara var. Bir kere burada kuvvet kazancı var. Burada hiçbir şey yok. Kuvvet kazancı falan yok. Şimdi bu dişlilerde ee, hemen burada bunu çeviriyorsun ve sonrasında bu yukarıya doğru bir çıkrık mekanizması var burada aslında. Bak şurada bir çıkrık mekanizması var. Çıkrık mekanizmasında böyle çeviriyorsun ve sonra ne oluyor? Bu daire e, dişli dönerekten buradaki küçük daireyi çeviriyor. Dolayısıyla bir çıkrık da çıkrıkta da kuvvet kazancı yüzde yüz vardır. Çıkrık kolu fazla olur. Şimdi bakalım. Eğik düzlemin uzunluğunun artırılması. Bir kere eğik düzlemde de kuvvet kazancı vardı. Ne kadar uzunluğu eğik düzlemde şöyle bir şey var. Burası yüksekliği, burası uzunluğu. Bu ne kadar fazla olursa o kadar kuvvet kazancı olur. Bu ne kadar fazla olursa o kadar kuvvetten kayıp olur. Dolayısıyla bunu fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Yani ben bu rampayı böyle yaparsam bir de şöyle yaparsam bir kere buradaki yol daha az, buradaki uzunluk daha fazla. Ama ikisi de aynı yüksekliğe çıkıyor. O zaman bunun kuvvet kazancı daha fazla. Bunun kuvvet kazancı daha az diyeceğiz. Dolayısıyla bu daha fazla gülen surat. O yüzden biz eğik düzlemin uzunluğunu arttırırsak yani bu uzunluğu arttırırsak o zaman bu gerçekten de kuvvet kazancını arttırır. O zaman kuvvetimiz de azalır. Uygulamamız gereken kuvvet azalır. Çünkü kuvvet kazancı ne kadar fazla olsa o kadar rahat kaldırır. İşçinin kuvvet uyguladığı eksen kolunun uzatılması, kuvvet uyguladığı eksen kolu ne kadar uzun olursa bir çıkrık kolu demek, demekti bu aslında. Ne kadar uzun olursa o kadar kuvvet kazancı olur. Aynı çıkrık mekanizmasındaki gibi. Birinci makaranın çapının arttırılması. Birinci makara hiçbir kuvvet kazancı olmayan sabit makara olan e, şey sadece kuvvetin yönünü değiştiren bir şey kuvvet kazancı etkilemez. İkinci makaranın çapının azaltılması. ikinci makara da aynı şekilde Zaten iki kat kuvvet kazancı olan çapı artsın azalmasın hiçbir şeyi fark etmeyeceği çapıyla alakası yok çünkü makaranın. Bu hareketli makara ya. iki kat kuvvet kazancı bitti kardeş. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. O yüzden cevap olarak da kuvvetin azalmasına bir ve iki sebep olabilir diyoruz. Ve geldik yeni sorumuza. Bazı basit makineler kuvvetin kolunu uzatarak yükten daha az kuvvet uygulanmasını ve kuvvet kazancı oluşmasını sağlar demiş. Tamam biliyoruz zaten bunu kuvvet koluna kadar fazla olursa kuvvet kazancı o kadar fazla olur. Şekil 1'de kurulan düzenek yardımıyla yük yatay konuma getirilmek isteniyor demiş. Yani mesela şuradaki şu e, buradaki şeyi çekerek, ipi çekerek ben bunu böyle yapmak istiyorum. Tamam. E, diyor ki şekil 2'de tahta yardımıyla kutu kamyona yüklemek istiyor. Zaten burada bir eğik düzen var gördüğümüz gibi. Bu yukarıya doğru e, bu eğik düzen boyunca kaydırılarak rahat rahat çıkartılacak kamyona. Bu düzenekle ilgili aşağıdaki falan hangisi yanlışı demiş? kaldıraç, ip ve makara ağırlığı sütüme benzemeyecektir. Genellikle bunu söyler biz zaten sorularda. Ve hangisi yanlıştır diye sormuş. Tamam bakalım. Şimdi e, burada dikkat edelim. Bir kere bunun ortası duvara bağlı olduğu için sabit makara. Bunun da ortası duvara yere bağlı olduğu için sabit makara olduğunu ve bu eğik düzlem gibi bir şey gözüküyor ama eğik düzlem değil bu. Çünkü üzerinde yük falan hareket etmiyor. Sadece bu ipin gittiği bir yer. Buraya baktığımız zaman da destek ortada bir kaldıraç olduğunu ve buradaki kuvvet kolunun iki birim, yük kolunun da iki birim olduğunu yani bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sabit makarada kuvvet kazancı yoktu. Sabit makarada kuvvet kazancı yoktu. Burada e, bir kaldıraçta eğer kuvvet kolu yük koluna eşitse yine e, kuvvet kazancı yoktu. Dolayısıyla destek ortada kaldıraçlardan burada ikisi birbirine eşit olduğu için kuvvet kazancı yok. O zaman hiç kuvvet kazancı yok burada. O zaman ben 100 Newton'lık bir yükse mesela bunu yine 100 Newton'da kaldırmam gerekiyor. Bu kalsın cepte. Buraya baktığımız zamansa burada kesin kuvvet kazancı var. Çünkü ben bu kadar yüksekliğe bu kadar yol giderek eğik düzlem sayesini çıkartıyorum. Burada kuvvet kazancı var. Şimdi mesela diyor ki kamyona yüklenen kutunun ağırlığı uygulanan kuvvetten daha fazladır. Şimdi Evet mesela burada 100 Newton'lık bir yükü ben 50 Newton'la kaldırabilirim. Çünkü daha az bir kuvvet uyguluyorum kuvvet kazancı olduğu için. Süper bu doğru. Şekil 2'deki ilk düzenin boyunun uzatılması kuvvet kazancını etkiler. Evet ben bunun boyunu ne kadar uzatırsam o kadar rahat çıkartırım. Dolayısıyla kuvvet kazancı artabilir. Doğru. Kutunun kamyona daha az kuvvetle yüklenebilmesi için daha uzun bir tahta kullanılabilir. Evet daha uzun bir tahta kullanırsam ilk düzenin boyunu uzatmış olurum ve bu sayede daha rahat çıkartırım, daha az kuvvetle. Şekil 1'de uygulanan kuvvet yükün ağırlığından daha azdır. Şimdi dikkat edelim. Burada sabit makara, sabit makara ve kuvvet kolu yük koluna eşit olan bir kaldıraç. O zaman burada kuvvet kazancı yok ki. O zaman burada 100 N'sa bu 100 N. Bu hatalı diyoruz. Cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Burada yanıltıcı şey şu aslında bu ek düzenin içerisinde hiç yük e, ...taşınmadığı için bu bir eğik düzlem değil aslında... ...eğik düzlem mekanizmasını taşımıyor... ...ama burada eğik düzlem gerçekten de... ...üzerinde yük taşındığı için doğru bir şekilde çalışıyor... ...diyoruz ve geldik artık... ...en önemli ünitelerden... ...üçüncüsüne yani... ...üç tane önemli ünite var... ...DNA genetik kod ünitesi, madde bendüsü ünitesi... ...enerji dönüşümleri ve çeviriminin ünitesi... ...bu ünitelerden en fazla baba sorular geliyor... ...yani burada... ...DNA genetikten üç tane soru... E, ...aynı zamanda işte madde bendüsünden... ...dört tane soru belki de beş tane... Ee, enerji dönüşümlerinden dört tane soru şeklinde gerçekten de soru yığılmalarının olduğu üniteler bunlar. Hemen bakalım şimdi. Besin zinciri ve enerji akışı var. Ee, enerji dönüşümleri var. Yani ki fotosentez oksijen solunum. Oksijen solunum biliyor musun mesela evladım? Biliyorum hocam. Harikasın. Şimdi ona bakacağız zaten biliyorsun ama yine tekrar edelim Uf, hızlı bir şekilde merak etme. Madde döngüleri ve çevre sunarı. Madde döngüleri dediğimiz şeyde işte su döngüsü vardı. Karbon döngüsü vardı. Oksijen döngüsü vardı. Azot döngüsü vardı. Bunlar çok soru geliyor. Ve çevre sorunları da kirlilik ve benzeri. Südülebilir kalkınmada da geri dönüşüm konusu da önemli diyoruz. Besin zincirinde mesela otu kim yiyor? Sincap yiyor. Sincapı kim yiyor? İşte yiyor. tilki yiyor. Tilkiyi kim yiyor? Aslan yiyor mesela. Veya mesela otu kim yiyor? Zürafa yiyor. Zürafayı kim yiyor? Aslan yiyor mesela. Burada basit bir besin zinciri var aslında. Farklı besin zincirlerinde aynı canlılar olabilir ee, ve aynı şekilde bunların besin piramidine oturtulması da besin zincirindeki akışla aynıdır. Yani en altta besin zincirinin en altındaki en başındaki adam özellikle üreticiler vardır. İşte canlıları biz ne ayırmıştık? Canlılar üç farklı grup vardı. Üreticiler ki yeşil canlılar. Sonra tüketiciler ki hayvanlar ve biz mesela. Ve en son olarak da ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar da bakteriler ve mantarlar diye düşüneceğiz. Ve bunlar bizi canlıların atıklarını, artıklarını hepsini topraktaki minerallere geri döndürüyor. Eğer bunlar olmasaydı var ya ortalık rezil olurdu. Yani ortalık çer çöp olurdu. Ortalık çöp kaynardı ve eski canlı kalıntıları kaynardı. Dolayısıyla iyi ki ayrıştırıcılar var. Gerçekten de besin zincirindeki en önemli yere sahipler. Ve bunlar besin zincirinde her basamağında varlar. Mesela bunun da kakası var, bunun da kakası var, bunun da kakası var. Her birisinin kakasını topraktaki minerallere dönüştürüyor. Veya işte her birisinin canlı artığını yani bu Vefat etti diyelim bu sincap arkadaşımız. Hemen onu topraklıklı minerallere dönüştürüyor Tonguç evladım benim. Ee, peki o zaman şimdi senle beraber hadi bakalım besin zinciriyle alakalı nasıl sorular gelebilir? Besin zinciri ve deney yorumlama soruları. Mesela burada besin zinciriyle alakalı bir besin A vermiş burada. Mesela A, B tarafından yeniliyor. Hatta bunu şöyle gösteriyoruz. Ben böyle ağız çiziyorum bu okları gösterip böyle pekmen gibi. Bu oku da gösterip bu da bunu yiyor. Yani C B yiyor B de A yiyor. Bak A B'nin ağzına giriyor. Bak B de C'nin ağzına giriyor. Aynı Pekmen'deki gibi. Hani de şöyle bir şey vardı. Pekmen diye bir oyun vardı eskiden tabi bilmeyebilirsin. Şöyle ağzını açıyordu ve noktaları yiyordu. Böyle noktalar vardı. Ve bu doğru boyunca gittiği zaman bu noktaları pıt Point, point 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 puan alıyor ve bitiriyordu böyle. tak 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 diye yiyerek diyordu. Dolayısıyla aynı onun gibi bu bunu yiyor. Sonrasında D de D de e, C yi yiyor. Ondan sonra çok enteresan e, D aynı zamanda D iki ağzı var. D bu taraftan da E yi yiyor. Ondan sonra E de işte şey yiyor B yi yiyor. Şimdi burada besin ağında bazı problemler çıkıyor. Diyor ki mesela e, C'yi B'yi mesela yok ettim diyor. B'nin sayısı azaldı diyor, yok oldu diyor. E, B azalırsa A'nın miktarı artar. Çünkü B, B A'yı yiyordu. E, artık B olmadığı için A'nın miktarı artar. ...yenilemeyeceği için artık artar. E aynı şekilde B azalırsa C de azalır. Çünkü C'nin besiniydi B. Dolayısıyla bu azalır. Bu azaldığı zaman bu da azalır. Bu artar ama. Yani kendinden öncekileri artırıyor, kendinden sonrakileri azaltıyor bunun azalması. Yani bunu arttırdığımız zaman da bu azalır bu e, artar gibi bir mekanizma var. Dolayısıyla birbirlerini etkileyen ve dalgalı giden bir ee, şey aslında av ve avcı ilişkisi. Bir tanesi artınca diğeri az oluyor. Ee, bir tanesi artınca diğeri yani DNA'nın yapısına benzeyen bir yapı oluşuyor. Besin zincirindeki bir canlının sayısındaki değişimin diğer canlılara etkisiyle ilgili soru gelebilir arkadaşlar. Bu LGS bunu çok seviyor. Ve fotosentezin etkilen faktörler. Şimdi fotosentez dediğimiz şey bir gerçek vardı. Neydi Tonguç Eren Bey? Karbondioksit e, bitkilerin yapraklarından havadan aldığı ve su birleşiyordu. Işık sayesinde ışık sayesinde güneş ışığı veya normal ışık sayesinde yapay ışık da olabiliyor bu arada besin ki özellikle glikoz artı oksijene dönüşüyordu. Dolayısıyla havadaki karbondioksiti temizleyip oksijen haline getiriyorlardı. Bir de bize besin veriyorlardı. Elma, armut, armut yani dolayısıyla ciddi manada bir besin e sağlıyordu bize e fotosentez. Fotosentez Işık enerjisini kullanarak besin üretmek demek aslında. Ve bu fotosentezle etkiden faktörleri çok soruyorlar. Fotosentezle ne, ne etkiler? Bir kere karbondioksit fazla olursa ne güzel, güzel. Su fazla olursa ne güzel. Bunlar güzel bir faktörler. Işık fazla olursa ne kadar güzel. Fotosentezle arttırır. E, şimdi Dolayısıyla bu üç faktörde arttırır. Bir de ışığın rengi önemli. Yani mesela hemen şöyle söyleyeyim. E, karbondioksit fazla olursa, karbondioksit fazla olursa, ee, ne olur? Bu niye morulaşmış? Karbondioksit fazla olsa e, karbondioksit hiç yoksa zaten olmaz ama karbondioksit fazla olsa artar ama belli bir süre sonra sabitlenir. Veya işte su fazla olursa su fazla olursa artar 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 artar. Sonra be, a, tabii sıfırdan başlamaz bu arada. Sıfır suda hiç zaten bir şey olmaz. Ama böyle bir yerden başlar. Sonra tekrar sabitlenir. İşte e, ne vardı? Işık e, fazla olunca. Işık fazla olunca Yine artar 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 sonra yine sabitlenir. Çünkü diğer faktörler sabit olduğu için. Bu sabitlenmeyi gördüğün anda tamam karbondioksit su ve ışık diyeceksin. Ama çok enteresan bir şey var. O da ışık renkleri. Eğer e, ışık renklerine bakacak olursak belli ışıklarda az hatta şöyle yapalım. Belli ışıklarda az nasıl yapalım? Siyahla çizeyim bunu. Evet. Belişkan'ı fazla oluyor. Özellikle özellikle çok enteresan bir şey. Bitkiler ne renk evladım benim? Yeşil değil mi? Yeşil renkte fotosentez inanılmaz az oluyor. Ama Tonguç evladım benim. E, ama Tonguç evladım benim. Kırmızı renkte Kırmızı renkte, bu tabii kırmızı tam gözükmüyor ama... ...kırmızı renkte, e, çünkü kırmızı kalemim gitmiş bir şekilde... E, ...bir de mor renkte, mor renkte fotosentez acayip fazla oluyor. Dolayısıyla kırmızı ve mor renkte fotosentezin fazla olduğunu... ...yeşil renkte ise fotosentezin çok az olduğunu lütfen bilelim. Bir faktör daha var, onu da gösterdikten sonra bitiriyorum zaten. Sıcaklık faktörü. Sıcaklık fotosenteze şöyle bir ilişkiye sahip... E, ...maksimum bir, e, sıcaklık var, bir sıcaklık var, optimum sıcaklık var... Çok fazla sıcakken de yapamıyor fotosentez. E, çok az sıcaklık yani 20 ile 30 derece pardon e, 25 ile 35 derece arasında süper yapıyor fotosentezi. Ama sonrasında sıcaklık düş yani fotosentez düşüyor ve buna biz optimum en uygun yani en uygun sıcaklık diyoruz. Çok ne çok sıcakta fotosentez olur ne çok soğukta fotosentez olur. Bu sınavda soru gelir o yüzden uyluyorum buna. Çünkü kazanımlarda da var genellikle her test kitabında da var zaten bu. Değişkenleri belirleyip yorum yapma soruları mesela burada e, bu iki bu iki şey arasındaki fark ne Allah aşkına evladım benim? Baktığımız zaman sıcaklık farklı, ışık da farklı. Buradan kontrollü deney çıkmaz. Ama şu ikisine bakalım. Bu ikisinde sıcaklık aynı, bitkiler aynı, sadece ve sadece ışık farklı. İşte bu ikisinden kontrollü deney çıkar. Işık e, miktarının fotosentez hızına etkisi buradan çıkar işte. Bu fotosentez daha fazla yapar, bu daha az yapar. Bunun da sebebi tek faktöre göre değerlendirme yapıyoruz. Mesela bu ikisine baktığımız zaman e, hangi faktör farklı? Işıklar aynı, bitkiler aynı, sıcaklık. İşte bu ikisine bakarak da sıcaklığın fotosentezin etkisine araştırabiliriz. Mesela burada daha iyi fotosentez olur şeklinde yorum yapabiliriz. Ve... Tabii ki madde döngüleri ve sürdürülebilir kalkma ve çevre sorunuyla ilgili sorular gelir. Bununla ilgili hemen bir tane soru yapalım sana bebe. Madde döngülerinden işte ne vardı? Su döngüsü vardı. Çok önemliydi. Sular güneşin etkisiyle buharlaşıyor. Buharlaşma olayı vardı. Sonrasında yağmurlar oluyor. Yağmurlar olayı var. Ve burada yoğuşma olayı var aslında. Yağmur demek yoğuşma olayı demek. Su tekrar yeryüzüne dönüyor. Yani yeryüzünden yukarıya buharlaşarak yukarı çıkıyor. Sonra yağmur sayesinde, kar dolu sayesinde tekrar yeryüzüne Dönüyor. ve böylece bitkilerin e, işte sulanmasını ve benzeri resmen hani çim e, şey çim sulama makinesi gibi çalışıyor bulutlar ve bu sayede bitkiler büyüyebiliyor ve aynı zamanda yer altına giden bu sular sayesinde tuzlu su normalde deniz suyundan gelen tuzlu su yer altına giden su sayesinde yeraltı kaynak sularını yani içebileceğimiz suları da oluşturuyor o da çok önemli bir faktör tabii ki canlıların terleme ve benzeri yaptığında bilelim mutlaka yapraklar ve insanlar yani bitkiler ve insanlar ve hayvanlar hepsi terleme yapar ve bu sayede buharlaşma olur onu da unutmayalım. Şimdi bu e, su döngüsü. Karbon döngüsünde çok önemli bir şey var. Karbon ve oksijen döngüsünde bu çok önemli. E bir e, solunum var. Solunum dediğimiz şey e, çok önemli. Solunum. Bir de fotosentez var. Şimdi fotosentez aslında besin üretimi ve fotosentezin ee, ...karbondioksiti kullanması gerekiyor. Dolayısıyla ka, e, solunumda üretilen... ...mesela ben nefes alıyorum... <laughs> ...oksijen aldım... <laughs> ...solunum yaptım ve karbondioksit verdim. Oksijen aldım... <laughs> ...karbondioksit veriyorum. <laughs> Dolayısıyla ben aslında karbondioksiti... ...bitkilere veriyorum ve bu bitkiler... ...bunu fotosentez'e kullanıyor ve... Bitkiler de bana solunumda kullanabilmem için oksijen veriyor. İşte bu karbon ve oksijen döngüsünü çok güzel özetleyen bir tablo. Solunum ve fotosentezin birbirleriyle nasıl sinerjik çalıştığı. Dolayısıyla her yaşadığımız ortamda hayvanların bir insanların olduğu ortamda bitkilerin de olması şart yoksa oksijensiz kalırız. Bitkilerin olması veya denizleri altındaki yosunların olması bize oksijen kaynağı aslında unutmayalım diyoruz. Azot döngüsünde en fazla sorunun çıktığı mesela bir görselli bir soru gelmiş burada e işte e, yeryüzündeki atmosferimizde yüzde yetmiş sekiz orasında azot var ama biz bu azotu kullanmıyoruz. Azot niçin gerekli? Azot bizim proteinlerimizin tırnaklarımızın saçlarımızın kaslarımızın derimizin her şeyin yapısında protein var ve bu protein de azotlardan yapılıyor. Canlıların en temel malzemelerinden bir tanesi olan azot ve bu azota nasıl ulaşacağız? İşte azota bitkiler ilk başta ulaşabilmek için ne yapıyor? Yıldırım şimşek gibi olaylar sayesinde Azot toprağa geçebiliyor veya azotlu azot tutucu bakteriler var bazı bitkilerin köklerinde yaşayan mesela azot tutucu bakteriler bu bakteriler bitkide havadaki azotu yeryüzüne toprağa alabiliyor bu bakteriler ve canlılar ve bu azot tutucu bakteriler sayesinde bitkiler topraktan azotu çekebiliyor. Toprağa azot geçmiş oluyor ve toprak azotu çekiyor. Azotlu birleşikler de bitkilerin bitkilerin ne yapıyor aslında? E, azot tuzları haline dönüştürülüp bitkilerin protein üretmesini sağlıyor. E, bitkiler bitkileri yiyen inek de protein ürününe almış oluyor ve proteini tekrar kendi e, şeyine çeviriyor, kendi proteinine çeviriyor. Yani azot bunda oluyor ve bunlar öldükten sonra veya kakalarıyla, dışkılarıyla veya atıklarıyla ve benzeri ne oluyor aslında bu azot e, ...tekrar yeryüzüne geçip... ...tekrar azot tuzluğa dönüştürüp... ...tekrar bitkiler sayesinde... E, ...proteine dönüştürülebiliyor. Ve bazı azot ayıştırıcı bakteriler de... ...topraktaki azotu atmosfere direkt verebiliyor. Bununla alakalı sorular karşımıza gelebilir. Azot döngüsünde temel faktörler... ...şimşek yıldırım... ...şimşek yıldırım... E, ...ve aynı zamanda azot tutucu bakteriler... ...bitkilerin köklerinde yaşayan... ...azot tutucu bakteriler... E, ...ve... E, azot tuzları bitkilerin almaya çalıştığı kökleriyle almaya çalıştığı azot tuzları e, ve e, hayvan artık ve atıkları bitki hayvan artık ve atıklar e, bu da çok önemli diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber birkaç soruyla bunu pekiştirelim. Bir bölgede yaşayan canlılar arasındaki besin zinciri aşağıdaki gibidir demiş. Buğday, çekirge, kurbağa, yılan, kartal demiş. Buğday yiyen çekirge, çekirge yiyen kurbağa, kurbağa yiyen yılan, yılanı yiyen de kartal. Zaten şu oku gördüğün anda şöyle bir ok varsa hemen buna ağız çiziyorsun böyle. E buna da şöyle bir ağız çizelim. Hop kurbağa çekirge yiyor. Sonra Böyle bir ağız çiziyorum. Hop. Yılan da kurbağa yiyor ve şöyle bir ağız çiziyorum. Kartal hepsini yiyor. Besin zincirinden tepesine. Burada besin piramidi çizersek bu en alttaki kısma buğday gelir. Bunu da söylemiş olayım. Buğday ve en fazla canlı burada bulunur. Ondan az çekirge bulunur. Onun üstünde kurbağa bulunur. En az da kartal bulunur dünyada. Yani besin zincirinin en sondaki canlı en az sayıları unutmayalım. En başındaki canlı üretici de yani fotosentez yapan üretici de en fazla bulunur. Bir araştırma yukarıdaki besin zinciri üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda kurbağa sayısındaki değişim ile ilgili şekildeki grafik çizmiştir. Kurbağa sayısı ne olmuş evladım benim burada e, e, dikkat ediyor musun bak kurbağa sayısı sayısı ne olur burada evladım benim azalır hocam harikasın azalmış azalır doğru söylüyorsun peki kurbağa sayısı azalır peki neden azalmış bakalım buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi kurbağa sayısının grafikteki gibi değişmesinin nedeni olmaz şimdi şöyle bakalım olaya. Kurbağa sayısının azalabilmesi yani bunun azalabilmesi için bir kere yılan sayısının artması olabilir. Çünkü yılanlar ne kadar fazla olursa o kadar kurbağa yerler. Kurbağalar yok olur giderler. Dolayısıyla yılan sayısının artması olabilir. Süper. Buğday şey çekirge sayısının azalması. Şimdi yılan sayısı pardon kurbağa sayısının azaldıysa eğer burada çekirge azalıp e yemek bulamayıp kurbağalar vefat etmiş olabilirler, ölmüş olabilirler. Dolayısıyla çekirge azalırsa kurbağalar da azalmış olabilir. Bu da doğru olabilir. Kartal sayısının artması. Şimdi kartal sayısı nasıl değişir? Şimdi kartal sayısı artarsa yılan sayısı azalır. Neden? Çünkü bunu yiyen bu kartallar yılan yemeye başlar. Yılanlar yok olmaya başlar. Yılanlar yok olursa oh, kurbağalar coşar. Çünkü bizi yiyecek kimse kalmadı diyerek kurbağa sayısı artar. O zaman kartal sayısının artması olamaz bir kere. Buğday sayısının azalması olabilir mi bakalım? Bu azalırsa bunu yiyen çekirge de azalır. E çekirge e, kurbağa tarafından yeniyordu Çekirge olmazsa kurbağalar da azalır Neden çünkü çekirge e, işte Kurbağa yemek bulamaz ki çekirgeyi yiyemez ki Dolayısıyla o da azalır Dolayısıyla bu da olabilir O yüzden e, kartal sayısının artması Gerçekten de olamaz diyoruz Ve cevabımız D seçeneği Geldik hemen yukarıdaki fotoğrafınız olayıyla ilgili Hemen böyle yapalım Birazcık daha gö görelim diye Evet e, olayıyla ilgili Bazı örnekler gösterilmiş demiş Bu deney düzenekleri kullanarak Durumlarından hangileri test edilebilir Şimdi kireçli su karbondioksit tutucudur. Karbondioksit tutar yani yok eder. Karbondioksit ortamda kalmaz. Bu çok önemli bir mantık. Şimdi bakalım. Işıkları veriyoruz. 20 derece, 30 derece, 20 derece. Bu kapalı bir kap gördüğümüz kadarıyla ee, burası açık yani açık havadan karbondioksit sürekli buna gelebilir buna gelemez ama burada da karbondioksit tuttuğu için burada karbondioksit olmaz kusura bakma patlar bu nemli toprak nemli toprak nemli toprak ee, özdeş bitkiler bunu da söylememiş ama ben söylemiş olayım şimdi şimdi hangisi test edilebilir bir kere hepsinde ışık var ışığın fotosentezi etkisi test edilemez çünkü hepsinde zaten ışık var kardeşim yani ışık yani bir tanesinde ışık olsun bir tanesinde ışık olmasın tamam olabilirdi ama böyle bir şey yok. Hepsinde ışık var. Işığın fotosentez etkisi test edilemez. Suyun fotosentez etkisi hepsinde su var kardeşim. Dolayısıyla bu da test edilemez. Yani bir tanesinde su olsa bir tanesinde su olmasa, bir tanesi kuru toprak olsa tamam suyu da test edebiliriz ama burada yok. Karbondioksit fotosentez etkisi dediğimiz zaman da işte bu test edilebilir. Neden? Bak dikkat edin. Şu iki deney düzeneğine bak. Burada karbondioksit açık havadan geliyor zaten süper bir şekilde. Burada ise Kireçlı su karbondioksit tutuyor. Bunların diğer her şeyi aynı mı? Evet, sıcaklıkları aynı, özdeş bitkiler, nemli toprak, hepsinde ışık var. Dolayısıyla aslında bu iki düzenek arasındaki temel fark burada karbondioksit var, burada karbondioksit yok. Dolayısıyla burada işte bu test edilebilir. Karbondioksitin fotosentez etkisi test edilebilir. Sıcaklığın fotosentez etkisi işte bu ikisine bakar mısın Allah aşkına? Her şeyin yani, ışıklar var, nemli toprak, işte karbondioksit dışarıdan geliyor. Bitkiler aynı. Burada temel fark ne? Sıcaklıklar. Sıcaklığın fotosentezi etkisini buradan A ve B'ye bakarak A ve B'ye bakarak araştırabiliriz. Burada ise karbondioksitin etkisini A ve C'ye bakarak. Neden B ve C'ye bakarak araştırabiliriz? Çünkü burada sıcaklıklar farklı olmaz. Sıcaklık mı değiştiriyor, karbondioksit mi değiştiriyor anlayamayız. Ama bu ikisinde sıcaklıklar aynı sadece karbondioksit farklı. İşte sadece bir şeyin farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla Dünya hangi de test edilebilir dediğim zaman 3 ve 4 test edilebilir cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bundan %100 buna benzer bir soru gelecek. Şimdi geldik hemen senle seninle beraber. Atmosferdeki karbondioksit gazının döngüsünü fen bilimleri öğretmeni sınıfa getirdiği şekildeki posterde göstermiş demiş. Buna göre döngüyle ilgili İbrahim Ferda Yasin yorumlarında hangileri öğrenciye ait olanlar doğrudur demiş bize. Bakalım hemen. Şimdi e, bakıyorum atmosferdeki karbondioksit veriyorlar bunlar. Bunda bir de karbondioksit alıyorlar. Ha. Burada hayvan mesela karbondioksit veriyor atmosfere. Tamam e, bu fabrikalar karbondioksit veriyor atmosfere ki fabrikalar gerçekten önemli bir karbondioksit kaynağı. Bir de bakteriler de karbondioksit veriyor e, atmosfere. E, ve aynı zamanda e, bitkilerin ve benzeri kalıntıları da e, karbon şeklinde aslında şeye geçiyor. E, ne e, can, e, buradaki bakterilere geçiyor. Şimdi buna göre hangileri öğrenciye ait doğrudur demiş. İki olayı fotosentezdi demiş. Şimdi iki de karbondioksit alıyor. Karbondioksit alındığı tek yer fotosentez doğrudur. Bir ve üç olayları solunumdur demiş. Bir ve yani karbondioksitin verilmesi. Evet solunumda karbondioksit. Solunum neydi? besin yani fotosentezin tam tersi artı oksijen karbondioksit artı suydu. Yani karbondioksit dışarıya veriyoruz solunumda. Evet doğru karbondioksit veriyoruz. Ee, hayvanlar da solunum yapıyor o da veriyor. Doğru. E, ee, dört olayı dört olayı yanma yani karbondioksit veriyor. Yandığı zaman bir besin. Bak bu da mesela bir yanmadır aslında. Besinle oksijen oluşuyor. Burada da petrolle oksijen birleşiyor. Ve karbondioksit oluşuyor. Dolayısıyla dört olayı yanma. Beş olayı ise çürümedir. Evet çürümenin sonu bu ayrıştırıcı bakteriler sayesinde çürüme olup karbondioksit gazına dönüştürülebiliyor. Bu da doğru. O yüzden hepsinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Karbondioksit döngüsü için... Şimdi geldik artık son konumuz ve bitiriyoruz hızlı bir şekilde. E, çünkü çok önemli taktikler veriyorum gerçekten de burada. Sınavda çıkabilecek soruları beraber çözüyoruz elektrik yükleri ve elektrik enerjisinde elektrik yükleri ve elektriklenmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor eğer şöyle bir cisim varsa bak şöyle iki tane cisim vereceğim burada e, artı artı eksi artı bu artı yüklü bir cisim pozitif bir cisim aslında bu bu eksi eksi artı eksi dediğim zaman bu da negatif yüklü bir cisim. Ama yüksüz cisim yoktur. Unutmayın nötr cisim vardır. Eğer şöyle olsaydı artı artı eksi eksi. O zaman bu nötr cisim olurdu. Bu yüksüz değil. İçinde mutlaka yükler var Tonguç Bey. Aman dikkat et. Ama burada nötr dediğimiz zaman artı ve eksiler eşit demekte. İşte biz nötr cisimleri elektriklenmeye yani pozitif ve negatif yüklü yapmaya biz elektrikleniyoruz. Nötr cismi sen alıp pozitif pozitif veya negatif yüklü yüklemeye çalışırsan biz buna elektriklenme diyoruz ve bu elektriklenmenin çeşitli yöntemleri var. Bu üç tane yöntem var. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme diye üç tane farklı yöntemi var. Elektrik yüklü cisimlerin birbirleri etkileşimi önemli. Mesela aynı yüklü cisimler birbirlerini iterler ve bu itme kuvvetleri böyle gösterilir. Eğer zıt yüklü cisimler olursa artı ve eksi bunlar birbirini çekerler böyle gösterilir. Eğer e, aynı yüklü cisimler olursa birbirini iterler böyle gösterilir. Eğer bir tanesi yüklü, diğeri nötr olursa, nötr olursa bunlar birbirini yine çekerler. Nötr cisimle yüklü cisim birbirini çeker. E, veya şöyle de bir illa e, pozitif olması gerekmiyor. Negatif de o yine birbirini çekerler bunlar. Ama iki tane nötr cisim hiçbir şey yapmazlar. İki tane nötr cisim olduğu gibi dururlar. Et itme veya çekme kuvveti oluştur oluşturmazlar. Elektrik enerjisinin dönüşümünde de şunu bilmemiz gerekiyor. Elektrik enerjisi mesela hidroelektrik santralde üretilen bir şey. Nereden geliyor bu elektrik? Şu anda işte ışıklar, telefonumuzun şarjı falan filan. İşte barajlardan, işte rüzgar güllerinden, işte termik santrallerden bu hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle oluşuyor. Bu da elektrik enerjisinin dönüşümü konusundan geliyor diyoruz. Tabii soruların buradan geleceğini düşünüyoruz. Burada unutmayalım bir de topraklama dediğimiz bir olay var. Mesela artı yüklü bir cisim ne demek aslında? Artı 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 eksi eksi artı artı. Burada artı yükler daha fazla demek. O zaman sen bu cismi toprağa bağladığın zaman ne olmasını beklersin? Nötrleşmesini beklersin. O zaman senin burada 5 artın iki eksin var. Bir nötr cisim oluşturabilmek için neye ihtiyacın var? Senin 3 tane eksiye ihtiyacın var. İşte 1 2 3 tane eksi topraktan buna geliyor ve 3 tane eksi geldiği zaman ne oluyor? Bak 5 ee, tane eksi, 5 tane artı nötr bir cisim haline geldi toprağa bağlanan her cisim nötrlenmek zorundadır. Aman dikkat et. Topraklamayı o zaman çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ebonitle yün birbirine sütülürse. Ebonit aslında plastik gibi bir şey. Ama ebonit diyoruz genellikle. Ebonit e, eksi yükle yüklenir. Yün artı yükle yüklenir. Çünkü yünden ebonite eksi yük transferi olur. Eksi yükler buraya buraya geçerse bu eksi yükle hale gelir. Bu da artı yükle hale gelir. Unutmayalım. Çünkü eksi yüklerini kaybetti bu. Eksi yüklerini kaybeden bir isim artı yüklü olur. Eksi yükleri alan cisim isim eksi yüklü olur. Unutmayalım nötr cisimlerse. Sadece ebonit yün değil. Bir de cam ve ipek var. Ee, ve bunları sürttüğümüz zaman ipek eksi yüklü olur. İpeksiden aklına gelsin. İpeksi. Bu da artı yüklü olur. Bu sefer de camdan buraya eksi yük transferi olduğu için İpek eksi camda artı yük olur. Aman dikkat edelim. Burada da dikkat edelim. Ebonit de E ile başlıyor ya. Oradan eksiği aklına tutabilirsin. Bunlar zaten fix örneklerde. Bundan çıkarsa çıkar arkadaşlar. Bunu ezbere bilmek zorundayız ne yazık ki. Buna ezber soruları geliyor ne yazık ki. Ve aynı zamanda Etkiyle elektriklenme de ben bu cismi buna yaklaştığım zaman sol tarafı eksi yükle sağ tarafı artı yükle e, kutuplanır. Kutuplanma diyoruz buna. Çünkü neden? Artı yükler eksi yükleri çeker ve bu cismin içerisindeki eksi yükler sol tarafına gelir bu cismin. Artı yükler de sağ tarafında kalır. Dolayısıyla kutuplanır. Eğer ben bu cismi ortadan ikiye bu şekildeyken bölersem bu cisim eksi yüklü bir cisim haline gelir. Bu cisim de artı yüklü bir cisim haline gelir diyoruz. Eğer iki cisim birbirine dokundurulursa ve bu negatif yüklüyse mesela negatif yüklüyse bu da nötrse diyelim mesela. Bunlar birbirine dokundurulursa böyle temas var diyelim. O zaman ikisi de eksi yükle yüklenir diyoruz. Çünkü Tonguç Hocam'ın dokundurulan cisimlerin son yükleri eşit olmak zorundadır. Aman dikkat et diyorum ve hemen birkaç tane örnekle iki saniye göstereyim. Mesela bu ikisinin birbirini çekiyorsa hangi yükle yükledir diyeceğiz? Bunlar zıt yükle yükledireceğiz. Yani bu artıysa bu eksidir veya bu eksi ise bu artıdır. Zıt yükle yükte olduğunu bileceğiz. Eğer bunlar birbirini itiyorsa itiyor. Bak itme kuvveti böyle gösteriyor. Yani birbirine karşı böyle uzaklaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar birbirle aynı yüklü. Yani bu artı ise bu artı, bu eksi ise bu eksi olmak zorundadır. Aynı yükle yüklüdür. Ama illa artı eksi olmak zorunda değil bunlar. Burada kıl bir şey vardı işte. Bununla ilgili sorular geliyor. Bu artı yüklü, bu nötr olabilir. Veya bu eksi yüklü, bu nötr olabilir. Veya bu nötr, bu artı yüklü olabilir. Bu nötr, bu eksi yüklü olabilir. Dolayısıyla nötr cisimle yüklü cisim de birbirini çeker. Çekmede çok opsiyon var. Ama itmede aynı yükle yüklü olduğunu çok iyi bileceğiz. İtmede sadece burada iki tane opsiyon var. Artı artı veya eksi eksi olabilir itme için. Ve ebonitle yün çubuğu birbirine sürttüğümüz zaman ebonit mutlaka eksi. Camın da, ipekle sürttüğümüz zaman camın artı olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ve bununla alakalı mesela bu cisim ebonit çekmiş. O zaman bu cisim ne diyeceğiz? Bu cisim nötr olabilir. Nötr veya tabii artı eksi çekiyor. Artı yüklü olabilir. Bu cisim bunu itmiş. İtme de durumunda ise itme durumunda bu kesin artı yüklüdür. Çünkü hiçbir nötr cisim itilmez. Nötr cisimler sadece çekilir. Dolayısıyla bu kesin artı bu net kesin diyoruz. Bu ise nötr ya da artı olabilir. Çünkü eksi yüklü bir cisim nötr cismi de çeker, artıyı da çeker. Bunu unutmayacağız diyorum ve verilen görselden, deneyden yola çıkarak cisimlerin yüklerini belirleme dediğimiz işte X ve Y cisminin yüklerini belirleyebiliyoruz. veya yani burada da bir tahmin verebiliyoruz. Birbirine itme ve çekme durumundan çıkarım yapma mesela burada yaptığımız gibi çektiği için bu bu tarafa doğru kaymış. Bak dikkat et. Yani şöyle iki tane cisim çizerse bize şöyle iki tane cisim birbirini çekiyor demektir. Eğer şöyle iki cisim çizersek pardon e, şöyle yapalım. Şu ikisine bakalım. Bunlar birbirini itiyor demektir. Bunlardan hiçbirisi nötr olamaz. Bunlar aynı yükle yüklenmek zorunda. Ama bu ikisi birbirini çekiyorsa bunlardan bir tanesi nötr bir tanesi yüklü olabilir. İkisi de zıt yüklü olabilir falan. Farklı opsiyonlar var diyoruz. Çekme ve itmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer böyle duruyorlarsa cisimler. Eğer böyle, İkisi de nötrdür net söyleyebilirsin. Çünkü hiçbir itme çekme kuvveti yok burada. Günlük hayattaki elektriklenme durumlarının yorumlaması sorulabilir ve sürtünme ile elektriklenme kurallarında ebonit, yün, ipek, cam bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen bir soru yapalım. İletken yüklü bir çubuk X ve Y cisimlerinin arasına hatta şöyle yapalım bunları birazcık daha kalınlaştıralım. Ne olmuş? Bunları şöyle duvara da gösterelim. X ve Y cisimlerinin arasına yerleştirilen X ve Y kürelerinin denge durumları şekildeki gibi oluyor demiş. Tamam. Ee, bu ne olmuş? Ee, bu cisim aslında Y'yi çekmiş. Bu ikisinin arasında çekim var. Bu ikisinin arasında itme var. Yani çünkü bu uzaklaşmış. Bak ip böyle sola doğru kayılmış. Bu da sola doğru kaymış ama bu bu cismi tarafından çekilmiş. O zaman burada bir çekme kuvveti var. Burada itme kuvveti var diye yorum yaptık. Ve diyor ki buna göre X ve Y cismine ilgili aşağı gelen kesinlikle yanlışır diyor. Şimdi bir kere bakıyorum. E, X cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısından azdır. Şimdi bunların yükleri hakkında bir şey biliyor muyum? Bir şey yapalım. E, tahminleme yapalım. Kesinlikle yanlış demiş. Bakalım. Şimdi eğer bunlar birbirini itiyorsa. Bunlar birbirini itiyorsa. ikisi de aynı yükte olmak zorunda. O zaman diyorum ki bu artı yüklüyse mesela bu da artı yüklü. Kesin artı yüklü olmak zorunda. Eğer bunlar birbirini çekiyorsa. Bunları çekiyorsa. Bu artı yüklüyse bu eksi yüklü olabilir ya da nötr de olabilir. Bilemeyiz. Bu Bu şekilde oluyor. Eğer farklı bir senaryo yapalım şimdi de. Bu farklı senaryoda farklı renkle yapalım. Sınavda tabii sizin kalemleriniz farklı renkli olabilir. Siz de bu senaryoyu da yapabilirsiniz. Bak. Eğer bu eksi olsaydı, eğer bu eksi olsaydı itme olduğu için bu da eksi olmak zorundaydı. Çünkü itme aynı kuvvet, aynı yükler arasında oluyor. Başka hiçbir şansı yok. Eğer bu eksi ise de bu bunu çekiyorsa, Y'yi çekiyorsa bu şey cisim bu Y'yi çekiyorsa o zaman bu artı olabilir. Yani zıt yükle yükle olabilir ya da nötr olabilir. Çünkü ne demiştik? Eksi yüklü bir cisim nötrü de artıyı da çeker. Şimdi bu ya da bu. Bu ya da bu. Şimdi hemen bakalım. X cismindeki artı yük sayısı eksi sayısından azdır dediğine göre e, o zaman X cismi eksi yüklü demek istiyor burada. Aslında bu söylediği şey bu. X cismi eksi yüklü kesinlikle olabilir mi? Kesinlikle ...e yanlıştır olabilir mi? Hayır, eksi e, 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 olabilir yani. Kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Çünkü x cismi eksi yüklü olabilir. Burada yaptık zaten. Yani bu senaryoda buna göre çalışabiliyor. Y cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. O zaman ne demekti? Y cismi için aslında nötr demek istiyor burada. Artı ve eksi yük sayısı birbirine eşitse. Y cismi nötr olabilir mi? Evet, nötr de olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. X cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Yani x'e nötr diyor aslında burada biz. Nötr diyor. Peki x nötr olabilir mi? Hayır kusura bakma. Eğer itme varsa hiçbir zaman nötr cisimler birbirini itemez. O yüzden bu kesinlikle yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. Diğerine bakalım. Y cismindeki eksi sayısı artı yük sayısından azdır. Şimdi eksi yük sayısı artı yük sayısına azsa artılar daha fazla. O zaman Y cisminin pozitif olduğunu söylüyor. Y pozitif olabiliyor mu? Evet Y pozitif olabiliyor. Y pozitifse bu eksi oluyor. Bu eksi ise bu eksi oluyor. Aslında bu tablo oluşmuş oluyor. Bu da olabilir. Devabımız kesinlikle C seçeneği İşte itme çekme kuvvetinden yararak farklı senaryolardan kesinlikle yanlış olanın asla nötr nötrü itemez. Aman dikkat et. Bir nötr cisim asla itilemez. Sadece çekilebilir unutmayalım. Hadi bakalım yeni sorumuza geçtik. Cam bir çubuk artık son sorumuz. Cam bir çubuk başlangıçta kağıt parçalarına yaklaştırıldığında kağıt parça üzerinde herhangi bir etki neden olmadığı gözlemleniyor. İşte hiçbir şey olmuş. Çünkü cam çubuk nötr kağıt parçası. O zaman demek ki bunların hepsi nötr. Yani hepsi nötr. Ama diyor ki aynı işlem cam çubuğun yani nötr cam çubuğun nötr ipek kumaşa sürtülmesi sonrasında tekrarlandığında ne oluyordu? Cam artı oluyordu. İpek eksi oluyordu. İpeksiden aklımıza gelsin. E, dolayısıyla cam artı oluyor. Cam çubuğun kağıt parçanın çektiği gözlemleniyor. Çünkü cam artı olunca artı yüklü bir cisim nötr e, kağıt parçasını çekebilir. Yani yüklü bir cisim nötr cisimleri çekiyordu unutmayalım. Yukarıda verilen deney sonucuna göre aşağıdaki hangisine ulaşamazmış? Sürtünme ile elektriklenmede cisimler aynı tür yükle yüklenir. Hayır yanlış tamamen zıt yükle yüklenir. Cam artı olurdu ipek eksi olurdu unutmayalım nötr cisimler sürtünme ile elektriklenebilir demiş. Ee, bir kere bunu, bir kere buna ulaşılamaz. Bu yanlış bir şey de. Buna bakalım hemen. E, nötr cisimler sürtünme elektriklenebilir. Evet buradan zaten göz, gözlemleyebiliyoruz. Bu nötr cam çubuk burada hiç çekmiyordu. Şimdi ne olmuş? Artı yükle yüklenmiş. Evet bu doğru. Nötr cisimler arasında İtme ya da çekme kuvveti meydana gelmez. Evet bu ikisine bakarak aslında itme ve çekme kuvveti olmadığını anlayabiliriz. Yüklü cisimlerle nötr cisimler arasında çekme kuvveti meydana gelir. Evet artı yüklü cisim nötr kağıt parçalarıydı. Bunlar birbirini çekti gördüğün gibi. Bundan oluşabilir. Cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hepinize sınavda başarılar Tonguç Eral Öğretmenim. İnşallah süper bir şekilde sınavda en iyi notları alacaksınız. Fen kısmını hallettik ve bundan sonra yapmamız gereken şey dünyanın en verimli ders canlı yayınları ve aynı zamanda LGS son taktikleri de kaçırma diyorum. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.